eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın yeni yarışmacılarını, yeni maceralarını tanımaya hepiniz hazır olun. Birbirinden iddialı kayınvalideler, birbirinden güzel ve yetenekli gelinler bir hafta boyunca büyük ödül olan 10 bin lira için kıyasıya mücadele edecek. Bakalım bu haftaki yarışmacılarımız kimler? Haftanın ilk gününde Hesas ailesinden Ayşe Hanım ve gelini Sevda'ya konuk oluyoruz. Gelinimiz Sevda 21 yaşında, 3 çocuk annesi ve tam 9 kardeşli bir ailenin üyesi. Mutfakta oldukça iddialı. Kayınvalidesi Ayşe Hanımsa 42 yaşında ve tam 4 çocuk annesi. Tamamı Vanlı olan ailemiz İstanbul'da yaşıyor. Ayşe Hanım ve gelini Sevda programımızdaki yerlerini aldılar bile. Geçiyoruz haftanın ikinci gününe. Karşınızda gelinimiz Senem Eşref ve kayınvalidesi Elmas Eşref hanımefendi. 25 yaşında 3 yıllık evli olan gelinimizin babası kebapçı. Diğer gelinlerden şimdilik 1-0 önde başlayan Senem aynı zamanda bir anne. Eğer ödülü kazanırsa bir iş yeri açmak istiyor. Kayınvalide Elmas Hanım kilisti ve 3 çocuk annesi. Televizyona çıkmak kendisinin çocukluk hayaliymiş ve bunu gerçekleştirmek için huzurlarınızda. Büyük ödül yarışı için omuz omza veren ikili bütün zorluklara göğüs germek için hazır. Karşınızda üçüncü günün yarışmacıları Sure Nur Özdemir ve kayınvalidesi Filiz Özdemir. İki çocuk annesi olan gelinimiz ev hanımlığı tecrübesinden önce bir bankacıydı. Kayınvalidemiz Filiz Hanımsa 26 yıllık evli ve 3 çocuk annesi. Zaman zaman onları abla kardeş sananlar bile oluyormuş. Mütemadiyen dayanışma içinde olan gelinimiz ve kayınvalidesi büyük ödül yarışında iddialı olduklarını her hallerinden belli ediyorlar. Haftanın dördüncü gününde Yağcıoğlu ailesinden Yeliz ve kayınvalidesi Özgür Hanım'ın evine konuk olacağız. İstanbullu olan gelinimiz İzmir'de yaşıyor. 26 yaşında ve ev hanımı. Eğer ödülü kazanırsa tüp bebek tedavisini gerçekleştirmek istiyor. Kayınvalidesi Özgür Hanımsa Iğdırlı ve tam 5 tane oğlu var. Kayınvalidelik konusunda oldukça deneyimli. Bakalım yarışmamızda nasıl bir sonuç elde edecekler. Ve haftanın son gününde gelin Hülya Şemli ve kayınvalidesi Ayten Şemli Hanım'ın evine konuk olacağız. 5 yıllık evli olan gelinimiz tecrübeli bir ev hanımı ve bir çocuk annesi. Kayınvalidesi Ayten Hanımsa 52 yaşında ve Bulgaristan göçmeni. 35 yıllık evli olan kayınvalidemiz eğer ödülü kazanırlarsa yarı yarıya paylaşacaklarını söylüyor. Rakipleri için oldukça tehlikeli olan ikili yarışmadaki yerlerini alıyor. Ve eğer sizler de hazırsanız ilk gün heyecanı başlıyor. Anlaşamadığımız birincisi Sevda'nın böyle sessiz konuşması. Bilmiyorum, utangaç olduğum için herhalde. Kıyafeti özellikle senin için İran'dan getirttirdim. Sadece seni programda giymek için. İran'dan mı? Evet, İran'dan. Aa, çok teşekkür ederim. Peki burası kimin evi? Burası benim evim. Bizim evim. Ha, senin evi? Benim. Onların değil. Öncelikle benim. Tek kızı benim, bana kalacak. Bandana mı o, nedir? Ay Bambam. Vilma Çakmaktaş'ın kızı Bambam. Gelinime de güveniyorum. Bunlar dört dörtlük çıkartacak. Bittisi gel, nasıl olur görün işte. Kelebacılar var, rakip evet. Olabilirler kelebacım. Kimseyi rakip tanımıyorum. Bak. Gerçekten mi? Evet, iddialıyım. İddiaya girelim. Çok iddialıyım, iddiaya girelim. Ne diyorsun herkesi ya? Herkesi iddiasına girelim. Evet. Bunun yemeklerinden daha fazla puan alacağını da bilirim. Ortaya katarsınız, en çok o beğenilir. Aa, Sevda ne diyor ben bu? Ben diyorum. Nereden geldin? Çiçek yaptığımda geldim. Nereden kime? Zuhal abim nerede, onu yaptın. Eğer saç kavurma yanmış olursa gelin de yanmış olur. Biz hepsini patlatmışsın, sen ne yapmışsın? Niye? Eden hızlıydı.
biliyordun. Hala merhaba atmasını biliyordun. Çok güzel yapar. Ellerimizi yeriz. Ya açlıktan yeriz ya da çok güzel oldu diye yeriz. Anne bak her tarafı netti. Başka ne kaldı? Börek bitti. Dolma tamam. 5-6 kat falan açacağım. Ben 10 tane hamuru üst üste koyup açıyorum. 40 kat oluyor. Baklavam süper oluyor. Vallahi baklava gitti. Serda Akbol. Ne oldu bu baklavaya? Üsttekiler kaldı, üsttekiler kaldı. Dolma biraz çok dolmuş. Dolma dolmuş. Nasıl yer pişmemiş diyorsunuz? Gerçekten bir kere pişmemiş. Benim adım Filiz. Hanımefendi. İki gözümün çiçekleri. Sizi de göreceğiz. Siz de bu yola gireceksiniz. Gerçekten. Bu kavurma güzel olmuş. Benim ağız tadım değil. İyi de sen ağzını almadın ki bebacığım. Aldım. Az bir şey sanki numunelik zehirleneceğim gibi hayır, aldım. Hayır aldım. İçtim. İki kaşık, üç kaşık yedim. Kıymetli izleyicilerimiz, Zuhal Topal'la Sofra'da da yeni hafta, yeni heyecan başlıyor. Bugün haftanın ilk yarışmacıları Ayşe Hanım ve gelini Sevda'nın evine konuk olacağız. Karşınızda Zuhal Topal! Efendim, yeni haftadan herkese merhabalar. Yeni haftanın ilk günde Başakşehir'den size sesleniyoruz. Sevda Hanım'ın gelini Ayşe için kapıyı çalıyorum. Ve bakalım inşallah her şey güzel gitsin diyor Rob. Yeni hafta. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz Zalan'ın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Görümce. Ha görümce. Evet buyurun. Ay ne güzelsin, ne güzelsin. Merhaba, benim adım Sevda. Aslen Bitlisliyim. 3 çocuk annesiyim. 26 yaşındayım. 8 senedir evliyim. Adım Ayşe, soyadım Esas. Vanlıyım. 42 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. 9. torunum yolda. Ev hanımıyım. Evde benim eşim, kızım, gelinim, oğlum, 3 de torunum. Birlikte yaşıyoruz. Aynı evde yaşıyoruz. Anlaşamadığımız birincisi Serda'nın böyle sessiz konuşması. Bilmiyorum, utangaç olduğum için herhalde. İkincisi de kalkacak yönünden. Bulaşıkları yıkar, tekrar ben yıkarım. Öyle bir huyum var. Temizliğimi hiç beğenmez. Ben yaparım, o tekrar gelip tekrar temizler zaten. İçime silmiyor. Tekrar gelip yıkarım. Yeniden baştan evi temizler. Arkasından tekrar gelip bakarım. Tam pazar günü olduğu zaman çok çok sinirli biri. Hepimiz bir köşede saklanıyoruz. Yemek kahvaltı yapmadığı için çok sinirli oluyor. Yemek yedi mi ondan sonra biz ortaya çıkıyoruz. Çok da bana anne demiyor, niye demiyor. Sürekli evin içinde herkes kaynama annene diye çağırdığı için, benim adımı aldıkları için ona öyle alışmışlar, anne demiyorlar. Bana Sevda diyorlar. Makızda da çok şey yapıyorum, anne deyin diye, ona nene deyin söyle. Ona da hiç laf anlamıyor, alıştılar zaten. Kaynanam her yere terlikle gider, komşulara, akraba gittiği zaman terliği her zaman çantasından olur. Kapalı ayakkabı bir yarım saat giyeyim, en az bir hafta yataktayım. Nere olursa yaz kış olsun, karın ortası olsun ben terlikle çıkıyorum. Bugün iftar sofrası sunacağız Allah'ın izniyle. Bizim iftar sofralarımız çok zengin olur, donanımlı olur. Eksiksiz bir eksiksiz şey olur. Eksiksiz olur. İnşallah bunları da yapacağız. Gelinime de güveniyorum. Bunlar dört dörtlük çıkartacak. İnşallah. Ay bilseydim ben de bindallımı falan giyerdim. Ay keşke, vallahi ben senin için özel giyindim bunu. Nereden bu kıyafet? Bu kıyafeti özellikle senin için İran'dan getirttirdim. Sadece senin programında giymek için. İran'dan mı? Evet, İran'dan. Aa, çok teşekkür ederim. İran'dan teşekkür çok ederim. İsteyen var bizi. Buradan selamlar, evet, sevgiler. Çok. Evet Sevdacığım, senin kıyafetin ne kıyafeti? Kına gecenden mi, nişandan mı, neydendir bu? Kınada gene de giyiniyor bu. Kınada değil mi? Evet. Başındaki falan da böyle. Bizim köy tavası sürekli buraya takıldığı için. Ha, moda mı şimdi? Moda, evet. Şimdi moda. Çok değişik. Evet, ya kuş yuvası yapıyor sürekli, onda alışkanlık. Ha, çok güzel, çok farklı. Bülbül konacak oraya. Bülbül mü konacak? Evet, bülbül yapacak oraya. Pınar'dı değil mi? Evet. Evet. Peki Sevdacığım, kaç yıllık gelinsin? Kaç yıllık? 8. 8 yıllık gelinsin. Nasıl tanıştın Ayşe Hanım'ın oğluyla? Nasıl tanıştım? 18 yaşındaydım. Evet. Bizim genelde köylerde su kesiliyor. Çeşmeye gittim. Nereye? Vanlıydınız galiba. Bitlis. Bitlis. Sen mi Vanlıydın?
Evet. Van'a'da, Bitlis'e de sevgiler, selamlar bu arada efendim. Çeşme kesildi, ben de kalktım gittim, su getirmeye gittim. Köyde işte. Nereden getirmeye gittin suyu? Kuyudan mı çekeceksin? Kuyudan çekiyoruz onun genelde. Evet. Bir baktım oradaki kişi birden geliyor. Hem eşim de arkadaşıyla. Ben suyu aldım, eve gideceğim. Sürekli bana bakıp duruyor. Aa, bu çeşme başında olur ya. Evet, aynen öyle. Değil mi? Filmlerle falan. Evet. Ne bakıyorsun deseydin? Valla ben sen başımı kaldırmadım, suyumu aldım gittim, neyse arkadaşı gitti, baktım arkamdan da geliyor. Aa! Evet, daha da geliyor, yani bir tane kağıt verdi bana, numarası yazıyor. Neyse eve gittim, aradım, niye böyle yaptın, kimsin diye. Bak, bu da aramış, niye böyle yaptın diye arıyor. Evet, evet. Allah Allah, demek ki beğenmiş, yoksa evet. Arar mı? Aradın. Neyse, biraz konuştuk falan. Şimdi ne dedi sana, niye öyle yapmış? Niye öyle yapmış? Ben seni çok beğendim, çok utangaç birisin dedi. Ağır başlısın dedi. Gözleri görünce. Teşekkür ederim. Yok, benim suya ihtiyacım vardı, ondan baktım. O kavayı isteyecektim de sen ayıp olur diye. Sonra da işte 4 sene konuştuk biz. 4 sene? 4 sene konuştuk. Sonra en son annem duydu. Evet, söylemek zorunda kaldım. En son mu duydu anne? 4 sene sonra mı duydu anne? Evet. Gece telefonla konuşurken... İyi saklamışsınız o zaman. Sonra? Sonra gece telefonla konuştuk, annem sesimi duydu öyle. Kimle konuşuyorsun dedi? Ben dedim arkadaşım dedi, bu satar ne arkadaşı olur diye. Ben söylemek zorunda kaldım. Sabah oldu, babam kalktı, babam anlattı, ona bunu anlattı. Abim gel, 4 tane abim var benim. Neyse. Senin oğlun 4 abi duyunca böyle bayılmadı mı? Neyi bayılacak be? Aa, korkmaz yani. Niye korksun? 4 abi mi? 4 abin duyunca nasıl tepki verdiler Sevda? Nasıl tepkiler? Senin daha yaşın kaçta? 18 yaşındasın, ne evlenmesi diye. Ha. Benim isteğim çok çok vardı köyde. Neyse 4 sene geçti, ondan sonra ben annemle konuştum. O biraz surat yapıyordum, bir şey söylüyordum. Bamgil dedi gelsin o zaman. Vallahi gelsin istesin o zaman. Geldi, istedi. Madem bunca zamandır görüşüyorsunuz. Evet. İstediler, istediniz. İstedik. Verdiler mi hemen? Yok, hemen vermediler. Kaç defa gittik geldik. Aa, kaç tur yaptınız? 3, 4. de verdiler. 3 defa gittik. Aa. Biz yukarı köyde oturuyoruz, onlar aşağıki köyde oturuyor. Veriyor musun kardeşim, niye vermiyorsun? Bu gençler birbirini seviyorlar. Vermiyordular. Işte. Bunlar galiba kendi tanıdıkları varmış, ona vereceklermiş. Ama kız onu sevmiş. Yani. Sevda, sevdalanmış. Kız da köyün en güzel kızının kızıdır. İsteyeni çoktur. Onun annesi de mi güzel? Hiç deme. Vallahi hiç deme. Annen de mi? Annen çok güzel. Ay, anne de güzel. Evet, kızı da çok güzel. Vallahi 3 defa istedik, 4. de sonra verdiler. İyi bari, sonra tatlıya bağlanmış. He, bağlandı, çok ama şükür. Ama oğlum da sevmiş ki onca yıl beklemiş. Yani benim oğlum da aslan gibidir yani. Eşinde değil mi? O da yakışıklıdır. Yani. Adı ne? Bahattin. Bahattin. Peki burası kimin evi? Burası benim evim. Bizim evim. Ha, senin evin? Evet. Sen nerede oturuyorsun? Aynı birlikte oturuyoruz biz. Aa! Biz birlikte oturuyoruz. Aa, evlendiğinden beri de. Evet, evlendiğinden beri. Gürgür çıkıyor mu? Bir şeylerde kavga ediyor musunuz? Yani. Çok olacak. Her seferinde, seferinde görüncü. Hiç anlaşamıyoruz. Neden? Senin o başındaki leoparlı tacı yerim. Bandana mı o nedir? Ay bam bam. Çak, Vilma, Vilma çakmak taşın kızı. Bam bam. Bam bam. Bam bam bam. O alıyor böyle oradan oraya, oradan oraya vuruyor diğerlerini. Biliyorsun değil mi? Yapadım, yapadım. Niye, ne oluyor? Ne, sen de mi bu evdesin? Sen de tabii bekarsın yani. Daha. Anlaşamıyor musunuz Sevda? Yani aramız çok iyi, birbirimize karnımız ağrıyor. O kadar ki seviyoruz. Karnımız ağrıyor. Evet, bizde öyle deniliyor. Ama bu terimi de ilk defa duyuyorum. Birbirimize karnımız ağrıyor. Şuradan bir sancı giriyor, inanır mısın? Tako boğa kadar böyle cız cız ama çok hoş. Çünkü seviyoruz. Kayınvalidenler anlasın. İyidir ama temizlik konusunda çok kavga ediyoruz biz. Kim temiz daha? Kim daha temiz? Kaynam çok titiz. Çok mu titizsin? Vallahi biraz öyle oluyor. Temizlikte çok kavga ediyoruz. Kendim iyidir. Evet, hoştur. Efendidir, Allah var. Evet. Ağzı var, dili yoktur. Evet, belli zaten. Evet. Efendim bu arada hemen hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz 2 haftada duyuru yapıyoruz. Biz daha evvel Ramazan ayına denk gelmediği için çekimlerimizi normal seyrinde gerçekleştirdik. Fakat bugün biz de artık Ramazan'a denk gelen bölümlerimizin çekimlerine başlayacağız. Ve ilk günümüz ve bugünün ilk kayınvalidesi Ayşe Hanım, diğer kayınvalidelerimiz de gelecek. Hep beraber iftar saatinde orucumuzu açacağız Allah'ın izniyle. Biz de bu haftadan itibaren Ramazan çekimlerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız efendim. Tekrar herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel bir Ramazan ayı diliyorum ve menüne geçiyorum. Çorbam ayran çorbası. Ayran çorbası. Evet. Ara yemeğim de ay şeklinde kıymalı börek yapacağım.
Elinde mi açacaksın bunu? Evet, kendim güzel açacağım. Başka? Onun yanında da yumurtalı köfte açacağım ben. Yumurtalı köfte? Evet. Ana yemeğim de saç kavurması. Saç kavurma. Yanında ne var? Yanında meyhane pilavı var. Oo, güzel. Cacık var. Cacık da mı var? Ara menüde kuru gider dolma var. Kuru dolmayı nasıl unuttun sen söylemeyi? Evet. Kuru dolma yapacağım. Biraz heyecan yaptı galiba. Evet, galiba. Bu dolma da yapacağım. Nohutlu olacak. Kıymalı da çok güzel. Oo. Evet. Menü sağlam abi. Tatlı? Tatlı baklava açacağım kendi ellerimle. Yanında da Maraş dondurması. Baklava açacak. Börek yapacak. Kuru dolma. Evet. Aa, çok iddialı. Vallahi çok iddialı. Beraber mi karar verdiniz menüye? Evet. Aa, öyle oldu biraz. O zaman ben seni bir an evvel böyle gitmeyeceksin herhalde. Üstünü değiştir, markete git. Evet. Değiştir, markete gideceğim. Gerçi ya da böyle git. Belki para altın falan takarlar bir şey. Yani bir faydası da olabilir yani renkli. Evet, iyi seni markete örüyoruz sevgili. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz, güle güle. İşi zor eğer ki bu el açmasını ve baklavayı beraber yapacaksa. Umarım yetiştirir diyorum. İlk günü olarak şu anda iyi ama bakalım böyle yazıldığı gibi güzel gelecek mi sunumlar? Bu yemekler diyem oldukça zor görünüyor. Fakat umarım yetiştirir 2,5 saatin içinde. Yetişmezse çekeceği var bende. Bu yemekleri 2,5 saatte yetiştirmek için baştan sağmalı. Yani bunları yetiştireceğini zannetmiyorum. Vallahi Pınar'cığım ben kusura bakma hiç sana inanmadım. Yani gayet sessiz, sakin. Kızcağız ağzı var, diliyor. Fazla sakin hatta. Ne oluyor? Neyde didişiyorsunuz? Neyde anlaşamıyorsunuz? Ya, benle çok didişiyor. Benden ziyade annemle de çok didişiyorlar. Örneğin hani temizlik konusunda. Onu söyledi zaten. Ya yengem temizlik yapar, annem üstüne kalkar tekrardan ev temizlersiler. Hiç yani hiçbir şekilde anlaşamıyor. Annenin şeyi artık yani ne yapsın kız, onun kabahati değil. Başka? Onun dışında bir anlaşamıyoruz, bir uzlaşma noktamız yok. Sürekli bir tartışma içindeyiz. Sabahtan akşama kadar dedişiriz, akşam yine göbek göbeğiz. Bitlisli gelin nasıl olur görün işte. Bitlisli gelinimiz Sevda market yollarına düştü bile. Vakit kaybetmeden alışverişine başlıyor. Şimdi ilk baş kuru yazaklar alacağız. Kuru dolmayı kayınvalideler beğenecek mi sence? Evet, nohutlu ve kıymalı olduğu için çok beğeneceklerini düşünüyorum. Peki, sırada ne var? Un alalım. Un demişken el açmasını nasıl yetiştireceksin sahiden? Hem baklava hem de börek. Çok çabuk yetiştirdiğimi düşünüyorum zaten 15 dakikada onu. Gelinimiz gerekli olan malzemeleri özenle seçerek sepete dolduruyor ve soluğu et reyonunda alıyor. Bir kilo kuşbaşı alayım, yarım kilo da kıyma alayım. De Ramazan geldiği için bunu da alalım. Vay, düşünceli gelin. Kurmamızı da aldık. Bu arada evde yemekleri kim yapıyor? Evde yemekleri kim? Kaynanam yapıyor sürekli. O olmadığı zaman ben yapıyorum ama her yemeği de yaparım. 9 yaşından beri ben yemek yapıyorum. Eşin senin yemeklerini mi daha çok sever yoksa annesininkileri mi? Vallahi annesinin yemeğini daha çok seviyor. Niye? Çünkü sürekli onun yemeği yaptığı için de köy yemekleri değişik olduğu için yemeği hiç sevmiyor. Onun üzerine bazen biraz tartışma oluyor. Niye beğenmedi? Bu kadar şey yaptın, bir yorum yap. Bayağı bir kavga ediyoruz o konu üzerinde. Eşine karşı bile yemek konusunda hakkını savunan gelinimiz bakalım akşam kayınvalideler karşısında ne yapacak? Bu saç kavurması olacak ve hem dolmaya girecek hem de börek olacak kıymamız. Sen gidiyor musun gezmeye? Ben gidiyorum, ben sürekli gezmeye gidiyorum. Abi ama o gelmiyor. Abi o niye gelmiyor? Al götür onu da. Gelmiyor, gelmek istemiyor. Sürekli içeride, içine kapanık. Allah evet, Allah. Evet, içeride ben bile çıksam araya biraz giriyor, telefon açıyor. Anne gelsene hadi, ne yapıyorsun? Allah Allah. Çıkmıyor, sevmiyor. Dışarı çıkmayı sevmiyor. Kocasıyla da mı gezmiyor Bahattin'e? Kocasıyla da arada çıkarlar, kaza kalmaz. Mecburen kadın arıyor, çağırıyor. Yapacak bir şey yok. Yani o anladım. Şey ben benim gibi bugün biraz işleyeyim ben Sevda'yı ya. Ben bir söyleyeyim de biraz dışarı çıksın o. Biraz çıksın. Benim gibi görünce her gelinin başına lazım bence. Öyle mi? Cidden çok lazım. Ha, evet. Sevdacığım, kayınvalidelerden korkuyor musun? Hiç korkmam gereken cevabı ben vereceğim. O da emeğim var, o da şey yapacağım ben onlara. 9 çeşit menüm var benim. Korkusuz gelinimiz sebze reyonundaki alışverişini de bitiriyor. Kasaya gideceğiz, sonra da fırına gideceğiz. Alışverişimiz sonunda bitiyor. Böylece market alışverişimiz tam zamanında tamamlanıyor. Hadi gidiyoruz kasa, sonra fırına gidiyoruz. Alışverişimiz bitiyor. Gelinimiz aldığı ürünleri kasaya yerleştirip vakit kaybetmeden taze ekmekler için fırının yolunu tutuyor. Umurumda değil, planları var. Bu evden hepinizi kovup tek başına oturacak o. Evet, ben öyle çok bir plan galiba öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Evet, yani bana da öyle geliyor. Öyle görünüyor. Başka kardeşin var mı? Abin, abim abla. Var, iki ablam var. Nerede onlar? Ablalarım evli, bir adamıza biri evli. Başka yerde kalıyor. İstanbul'da. Onlar başka yerdeler. Peki biz artık mutfağa geçelim yavaş yavaş. Sevda gelecek çünkü karşılayalım değil mi? Tamam. Yeni haftaya başlıyoruz çünkü. Haydi bakalım. Merhaba, kolay gelsin.
Ben Zuhal Topal programına kaydoldum. Pide ve sipariş edeceğim. Üzerine Zuhal Topal yazacaksınız. Ezana 10 dakika kala onu getirebilirsiniz değil mi? Tabii tabii gönderebiliriz. Ben şimdi bir köy ekmeği alayım da bir tane ekmek alayım ben. Bir tane ekmek verelim size. Köy ekmeği de saat 2-3 gibi çıkacak. Onu da tamam, pidelerle tamam. beraber size yollasak olur mu? Bir tane alayım. Tamam. Buyurun tamam. Duyduğuma göre pidenin üzerine Zuhal yazacakmışsınız. Evet, özel sipariş verdik. Zuhal Topal ismini güzel yazdım. Evet, Zuhal Topal üzerine yazılacak. Çok teşekkür ederim. Tabii bu Zuhal Hanım'ın hoşuna gidecektir ama kayınvalideler kıskanmasın. Vallahi kıskansın. O da özel benim için. O benzeri bir sıkıntı yok zaten. Bence Zuhal Topal ve kayınvalideler yazdır. Zuhal evet. Hanım'ı zaten herkes sever, herkes saygı duyar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kaynanalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaynanalar biraz şey hani... çok söyleniyor. Çok söyleniyorlar. Çok hak ve gerçekten hakkıyla puan vermiyorlar. Borcu ne kadardı? 1.25 canım. Tamam, teşekkür ederim. Toplam fiyat nedir? Toplamda 7.25 yapıyor. Tamam, evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gelinimiz Ramazan pidesinin de siparişini verdikten sonra evin yolunu tutmaya hazır. İnşallah biz kazanacağız. Biz kazanacağız ya zaten. Ya ne inşallah, ben kazanacağım işte. Vallahi, kazanacağız. O kadar yani. Kazanacağım. Evet. Vermezlerse alacağım. Zorla da olsa. Ama menüsü güzel ha. Menüsü güzel. Yalnız bana biraz Ayşe Hanımcığım. Yavaş ya biraz. Elim hızlı dedi ama hızlı mı yetiştirebilecek yok, mi? Yok, eli hızlı. Vallahi. Konuşkanlığı yok. He. He, sessiz ama eli hızlı. Ama pratikte çok iyi pratik. Diyorsun. He, pratik. Çünkü yapar. Dolma var, baklava var, evet. Börek var. Evet, yapar. Üç tane el açması. Yapar. Bizim komşular gelmiş, sahiplemek için. Merhaba, hoş geldiniz. Sabah şahsen dua edin. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız. Teşekkür ederim. Mahalleli desteğini de arkasına alan gelinimiz nihayet eve dönüyor. Hadi inşallah. Hadi inşallah kazanacağız. Ben açarım. İnşallah kazanacağız. Geldi aha görümce Pınar mı? Aa kalktı evet. mı? Acanım yorulacaksın aç sen. Aç kızım aç. Çağırdık yani hiç kendini şey yaptın şimdi harap olacağım ta salondan. Kapıya. Ay açmayın mı? İki saatten önce geliyor. Kusura bakma Pınar. İki saatten önce geliyor. Hoş geldin kızım. Pınar'a bak. Filmi de devirdi. Sen dua et bizi devirmedin. Evet. Pınar'cığım al istersen. Aklar onları. Ha, sana da evet. Şey olsun. Bunları da buyurun. Nasıl geçti Tutumda. Sevda? Çok zor vallahi. Çok terledik, koşturdum. Çok terledin, koşturdun. Ama iyi geçti. Aa, olsun, ter attı, güzel oldu. Toksinler gidiyor. Evet. Siz birazcık daha terleteceksin, 2,5 saat kadar. İyi hadi gel, git sen. Tamam, tamam. Değiş elini. Tamam. Evet, zaten Pınar, sevgili görümcem boşalt Pınar'cığım. Pınar çantaları, evet. Vallahi bizi biraz yoracağız seni nasıl yani. Nasıl boşaltılıyor bunlar? Nereye şimdi torba var, içinde bazı malzemeler var. Genelde yemek yapılacak, gıdalar falan oluyor onlar. Onları bak böyle bir alacağız tane alıyorsun, çıkarıyorsun. Alıyorsun, elin biraz yoruldu. Bireyiz, bacı istiyor. Çıkar bakayım. Bak ya, yaptın ya, biliyorum yani. Elim yaptım, bravo. Pınar torbada ne çıkar? Aa hem de unu çıkardı. Hem de en ağırını. Benim yaptığım Pınar, şu yapamam. Çok iyi bir ev kadını olacaksın. Tabii iyi olacağım. Ciddi misin? Hiç umudum yok valla. Tabii benim yaptığım şu yapamaz bir kere. Beni burada karalama. Ben daha böyle torbadan malzeme çıkan bir görümce görmedim çıkaram. Müthiş. Evet. Eli çok yatkın. Yani mutfağa çok yatkın değil mi? Ne pişiriyor size? Vallahi, ne yapıyor kızı? Vallahi Allah için. İçi seni yakar, dışı da beni yakar. Benim sen mi? Onu bir de beni bile yaktı zaten. İçi de yaktı, yaktı. Ne yapıyor evde? Annen ev işi yapıyor musun? Yardımcı madem evde oturuyorsun yemek yemek yapıyor mu? Yapıyor. Yengemin işi ne yapsın? Evi batırıyor, dağıtıyor, bulaşık çıkartıyor. Çok güzel iş çıkartıyor bana. Vallahi ne kadar. Ne hayırlı evlat. İşte hayırlı evlat. Anam ne demez. Bak sana hareket olsun diye, sana spor olsun diye. Vay vay vay. Vay ben çok ağırsın, ben boşaltmadım burayı. Sana çekmişim, ne yapayım? Hadi kızım, hadi. Sen hadi. İki küçük modeli. Yemek yapmıyor musun Pınar hiç? Mutfağa girmiyor. Sen de bu benim evin kızısın. Benim yaptığım yemeği kimse yapamaz Zuhal abla. Hadi canım, ne yapıyorsun, evet. Ne pişiriyorsun? Söyle bana bakayım, inanayım İçli sana. İçli köfte yaparım. Hadi be. Yaparım, baklava açarım. Baklavanın alasını açarım. Bak yakacak, göreceksin. Buraya da yazdım yakacak. Göreceksin. Sevda ne diyor bu görünce? Nedense ben hiç görmedim yani. Ben çok gördüm. Vallahi ben seni hiç görmedim diyor. Ben çok gördüm. Yengen hiç yaptığını ben görmedim diyor. Yaptığı tabii göremez. O varken bana ne düşer? Vallahi hiç görmedim. Belki rüyada olmuştur. Hiç görmedim. Annen diyor ki ben de görmedim. Belki rüyada olmuştur diyor.
Gelin belki rüyasında, aa ben anladım, Pınar rüyasında içli köfte dolma gördü. Onları da kendi pişirdi zannediyorum. Hayır, ben kendim yaparım, cidden kendim yaparım. Ya bırak Allah aşkına. Ya hayır ama şimdi cidden ben kendim yaparım. Bak seni gönderirim mi komşunun evine, yap orada gel getir derim ha. Yapayım gelin mi? Ne yapacağım? Ne istiyorsun? Sana ekleri ne yapayım? Ya sen de he, ciddiyim gitsin yapayım. Ha. Hayır, ciddiyim yaparım. Ya he de gitsin. Hayır, yok he de gitsin. Yeter ki gitsin. Git komşuda çiğ köfte yoğur. Ciddiyim yaparım. Ya. Ailesini yaparım. He he git git. Ya bırak Pınar yapayım, Allah. Ya mi? Bırak Pınar ya. İddiaya girelim. Çok iddiacıyım, iddiaya girelim. Ne diyorsun herkesi ya? Herkesi iddiasına girelim. Evet. Bunun yemeklerinden daha fazla puan alacağını da bilirim. Ortaya katarsınız en çok ova yenilir. Aa, Sevda ne diyor ben bu? Ben diyorum. Allah Sevda. Allah. Süreni başlattın bu arada Sevda. Tamam, 2,5 saati başladı başladı. Neyle başlıyorsun ben Sevda? Ben gidiyorum çiğ köfteyi yoğurmaya. Hadi canım. Göreceksiniz. Hadi git yoğur bakalım. Ama onu da bu anlatacaksınız. Tamam. Bana bak, bu gider çiğ köfteciden alır gelir ha. Zaten öyle yapar. Öyle yapar. Ciddi misin? Valla şimdi gider alır gelir. Dur ben yaptım. Bir saate geliyor. Bir de tabağı dizer. Hadi gel gel. Bir saate 15 dakikaya getirirsin. 15 dakikaya yoğuracak getirecek. İnanıyoruz. Paketini çıkar da bari, paketini görmeyelim markasını. Çiğ köfte yoğuracakmış komşuda görümcen. Duy da inanma Sevda. Baba bakışa bak Sevda'nın zaten. Neyle başlayacaksın tatlım? Önce ana yemeğe başlayacağım çünkü kırmızı et geç piştiği için. Saç kavurma. Evet. Saçta mı pişireceksin tencerede? Önce tencerede pişirecek, sonra sacı alacak. Bir gelinimiz yapmıştı, güzel de olmuştu. Güzel. Kayınpederi de ustasıydı çünkü işin, arada giriyordu, bakıyordu falan filan. Kuyruk yağı falan aldın mı ona? Yağını mağını aldın mı o etin? Yok almadım, zaten et tamamdır. Ya ha. Ramazanlıktan dolayı ağır olur ya. Ha. Rahatsız olmasınlar diye. He. Anladım, çok koymayacaksın ya. İyi evet. Peki hafif olsun. İyi rahatsız hadi bakalım. Rahatsız olmasınlar diye. Hadi bakalım bu haftanın kapıyı. Bu arada mikser nereliymiş, hiç konuşabildiniz mi? Bizim köylü. Hadi canım. Bilmiyor muydun? Hayır. Bizim köylü, biz aynı mahallede oturuyoruz. Aa. Senin haberin yok. Yok, şimdi duydum. Bu sırada gelinimiz saç kavurması için etlerini haşlamaya başlıyor. Etler tencerede haşlanırken vakit kaybetmeyen gelinimiz el açması baklavası için hamurunu hazırlamaya koyuluyor. Şey baklavanın hamurunu yapmışkimesi için baklava geçtim bile. Bak evet. Çok önemli. Aa, oklava baklavası gibi mi yapacaksın? Evet. Vallahi kayınvalideler çok etkilenecek bence senin menünden. İnşallah. Hatta kıskançlık rüzgarlarına da kapılabilirler ha. Dikkat. Evet, bu haftaki kayınvalideler nasıl mikser? Şöyle söyleyeyim, içlerinde Adanalı var. Ah! Allah'ın seversen. Malatyalı var. Oo. Tekirdağlı var. Vay! İzmir'de yaşayan ama İstanbullu olan bir kayınvalidemiz de var. Oo! Güzel, her yerden. Dört bir tarafta. Aa, hey maşallah, maşallah, maşallah. Menüler de Malatyalı falan, Adana güzeldir menüler herhalde ama senin menün iddialı Sevda. Evet, biraz İnşallah iddialı. İnşallah da yetişirse. Yetişir. Benim kızım yapar. Bu arada kilisli bir kayınvalidemiz de var. Kendisi kilisli. Aha. Kilisli. Evet. Kelebacılar var. Kelebacılar var. Rakip evet. Olabilirler kelebacım. Kimseyi rakip tanımıyorum. Bak. Gerçekten mi? Evet. İddialıyım. Gelinin deyince anne katılalım diye Zuhal Topal'la sofrada ne dedin? Ya işte ben. Dedim ya kızım biz mi çıkacağız? Niye? Ama İnanmıyorlar ha. Şaşırdık dedim, biz, dedim nerede çıkacağız? Bizi kabul etmezler hanım. Aa aşk olsun. Yemeğinden düştü maşallah. Hemen çıktık. Oh ne ben güzel. Vallahi. Senin videoyu görür görmez vurulmuş sana arkadaşlar. Demişler ki bir renkli kayınvalide, hatta bana da yolladılar. Bakayım dedim, bayıldım sana. Vallahi ne güzel. Bak konuşkan, esprili, güler yüzlü, şanslısın ha, böyle kayınvaliden var. Evet, ben şanslıyım. Evet, şanslıyım. İyi bak, başka şey de yok. Elti de yok sana. Yok. Rahat. Yok. Ama görümce zaten üç eltiye bedel. Ne yapıyor acaba bunlar şu an? O gitti. Köfteci, çiğ köfteci nerede yakın varsa oraya koştu. Arıyor şu an, çiğ köfteci arıyor Pınar. Ben anlarım zaten, hazırını hemen anlarım. Bir gün bunlar bana yutturmaya kalktılar ama yemedim. Peki ödülü kazanırsan ne yapacaksın Sevda? Eve yeni taşındığım için çocuk odası olmayı düşünüyorum. Ha. Evin eksikliği çok var, onu almayı düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah çocuklara çocuk odası alacak, hayırlısı evet. Olsun. Ya biz evi yeni aldık ya. Ha, yeni eviniz mi? Eksiklerimiz çok olur, var. Olur. Evet. Yavaş yavaş. İnşallah kazanacağız, eksiklerimizi alacağız. İnşallah. Evet, şimdi ne yapıyorsun kıymayla Sevda? Şimdi kıymayı katacağım, o biraz pişsin. Üzerine de soğan doğrayacağım. Tamam. Ondan sonra
hamurumu yoracağım. Yumurtalı köfte. Bunu bilmiyorum. Yumurtalı köfte. Nasıl bir köfte? Genelde köfte harçlığını bizim oralarda, bizim yörelerde köfteyi yapar, yumurta kırılır. Fakat bu öyle benim bildiğim yumurtalı köfteden mi? Başka bir şey mi? Göreceğiz. Yumurtalı köfte. Yumurtalı ıspanak mı yiyeceğiz? Köfte basit. Yani bilmiyorum, üstüne yumurta mı kıracak? Hay! Çocuk bir şey diyor. Hız! Yok yok, bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Ben korkuyorum. Ciddi misin? Evet. Yok yok, bir şey olmaz. Allah korusun. Bunu da silah Seda. Fok fok sen evet. O düdükleri yukarı çıkarsana. Nereye çıkacak yukarı? Yukarıda bir mutfağımız daha var. Vay, dubleks bu ev. Evet. Yukarıda bir mutfak daha var. Aile ev gibi aslında değil mi? Aile bir arada otursana, dubleks evet. Olunca güzel oluyor ayrı katlarda. Yukarıda olunca yukarıyı kullanıyoruz, aşağıda olunca aşağıyı kullanıyoruz. Serda, yok yokma. Az önce hemen onu. Aman havasını almadan yok, açma yok, sakın, yok, dikkat et. Olmaz. İyice hiç suya şey tut. Hemen, ha götürüyor. Yukarıya hemen bir ekmek at üstüne. Ha götürsün, oh. Al götür Sevda. Al götür. Bunu yanımda götür. Aa ne yukarı. Güzel, ha bak avantaj. Aa iyi, elinin altında rahat. Ne güzel oluyor ha. Foxcom.tr başvurularınızı bekliyoruz efendim. 0543 ile başlayan numaramızı aramaya devam edin. Ve de Zuhal Topal'la Sofralı sayfamız Instagram üzerinden. Sizler için orada bütün yaz Fox izlemeye devam. Bizi aramaya devam. Çünkü yeni sezonda dünyanın her yerine gitmek istiyoruz. Her nerede yaşıyorsanız lütfen çağırın, davet edin, gelelim. Avrupa ülkeleri olabilir, başka yerler olabilir. Türkiye'mizin de her yerine gitmek istiyoruz. Dolayısıyla siz başvuru yapmaya devam edin. Yeni sezonda büyük sürprizlerimiz var. Özellikle ödülle ilgili. Sizleri büyük sürprizler bekliyor. Yarışmamızla ilgili çok renkli, çok değişik, sürprizli bir sezon inşallah başlayacağız. Temmuz sonunda çekimleri. Dolayısıyla bizi aramaya devam edin. Başvurularınız lazım. Üstelik de diyoruz ki efendim, evli olmanıza da gerek yok. Sevgili kızlar, hanımlar, sözlüyseniz, nişanlıysanız, müstakbel kayınvalide adayınızla da programımızda yarışmacı olabilir misiniz? Evet, koydun düdüklüğü yukarı, oh rahat rahat. Evet, ne güzel valla, çift mutfak, duble mutfak. Evet. Onu da gördük zaten. Ramazan menüsü bu Zuhal Hanım. Evet, bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum efendim. Daha evvel duyurmuştum sizlere, biliyorsunuz programımızı biz çekiyoruz. Sizler iki hafta sonra izliyorsunuz. Dolayısıyla daha evvel çekim stoklu bölümler, çekim süresi, çekim tarihi açısından Ramazan'a denk gelmediği için biz normal şekilde çekimlerimizi gerçekleştirdik. Fakat biz de bugünden itibaren sizler gibi tam da iftar saatinde kayınvalidelerimize sofraya oturacağız, orucumuzu açacağız, hayırlısıyla iftar sofralarına konuk olacağız. Artık biz de Ramazan çekimlerine bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Tam da iftar saatinde sofrada inşallah oruçlarımızı açacağız. Artık iftariyelik, muftariyelik, neler menüler size kalmış. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar olsun diyelim. Amin. Ve amin. Soğanı doğrayan Sevda'ya dönelim. Bu görümcenin olayı nedir ya? Beni çeksin gelin diyor. Düdüklüyü hemen yukarıya götür. Hadi düdüklü daha götür. Onu götür. Hadi kızım hadi. Düdüklülerce. Dönere. Düdüklülerim selfie yap. Götür kızım, bunu da hemen al. Seyda düdüklüyü tiz üst kata çıkar. Aman dikkat et, koş, aman. Koş. Hadi kızım. Kameraman arkadaşlar da in çek, güzel spor olur. Biraz göbek yapmıştınız arkadaşlar. Güzel oluyor o. İyi oluyor değil mi in çek? Evet evet, in çek çok iyi oluyor, eritiyor. Aman yanmasın, sen bak şu kıymaya. Bakayım mı? Aman lütfen yanmasın gerçekten. Aman yanmasın. Çevir, bir içi karıştır, o kadarına müsaade ediyoruz. Teşekkür o kadarından ederim. Bir şey olmaz. Bu arada Zuhal Hanım, artık yemeklerin tatlarını kontrol edemeyecekler. Mesela tuzu az mı gelmiş, fazla mı tatma imkanları yok. Evet. Ne alsınlar şimdi oruçla? Kimse bakamayacak dedim, ona yapacak bir şey yok. Sadece onlar değil, kimse bakamayacak. Hiç kimse bakamayacak. Şartlar eşit, herkes eşit şartlarla yarışacak. Çünkü herkes oruçlu olduğu için tatlarına bakamayacaklar. Artık göz kararı, el kararı, dikkatli bir şekilde tuzunu, biberini ayarlayacaksınız Sevda. Ay hurma mı aldın? Ne sevdiğim. Hurma mübarek meyve. Efendime söyleyeyim, acayip faydalı. Her zaman, sadece Ramazan'da değil, ben her zaman yiyorum. Her zaman. Diyetisyenler, doktorlar da tavsiye ederler efendim. Günde bir iki tane o kadar faydalı ki. Evet. Artık bu hurmanın efendim tatlıları yapılıyor, kekleri yapılıyor. O kadar sağlıklı ki mübarek 11 ayın sultanı Ramazan'da da iftariyeliklerin başında geliyor. İşte kızımız da almış. İnşallah her sofrada görürüz. İnşallah. Zaten hurma ve zeytin benim favorimdir.
soframda hiç eksik etmem ben. Ben de çok akşamları severim. Da salatanın üstüne koyarım. Sabah kahvaltıda muhakkak bir zeytin, hurma, kuru kayısı, ceviz, fındık, badem alabilirseniz tabii imkanlar çerçevesinde. Biraz tabii pahalı, hayat yani. Pahalı. Evet. Allah herkese kolaylıklar amin, versin. Amin, amin ya Rabbi. Geçim versin. Zor, amin. Kolay değil. Eyvallah, zor. Vallahi zor. Her şeyin hayırlısı. Bu arada gelinimizin iftar menüsü hazırlığı tam gaz sürüyor. Tavada pişirmiş olduğu kıymanın içine ince ince doğradığı soğanları, maydanozları ve domatesleri de ekleyip iyice karıştırıyor. Mikser kaç dakikası geçti Sevda'nın? Şu an itibarıyla yarım saatleri bitmiş bulunuyor. Yarım saat. Kaldı 2 saat. Daha dolma var inşallah. Börek hamuru var. Baklava yapılacak. Yetişir, yetişir inşallah. Yetişir, yetişir. Sen karışacaksın. Bugün evet. Müdahale edeceksin. Önü öyle yap, bunu böyle yap diyeceksin. Tamam mı Sevda? Diyeceğim, diyeceğim. Hadi sana kolay evet, gelsin. Başarılar dilerim. Hadi inşallah rast ederim. Gitsin. Hadi bol şans. Sağ olasın. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Tam olarak 30 dakikasını geride bırakan gelinimiz hazırlıklarını olması gereken sürede eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlayabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Anlatın bakalım. Bugün nasıl kayınvalideler bekliyorsunuz? Vallahi inşallah adaletli kayınvalideler bekliyorum. Gelinlerin emeklerini gözlerinin önüne getirsinler. Bugün siz de zorlu bir kayınvalide olacağınızı söylediniz. Gerçekten de öyle olacak mı? Ya tabii ki olacağım. Diyelim ki bugün Sevda çok güzel yemekler yaptı ama düşük puanlar aldı. Siz diğer günlerde güzel yemekler yeseniz bile düşük puanlar verir misiniz? Cık, yapmam onu. Ne yaparsınız peki? Yok. Onu yapmam. Kızın yemeği güzelse evet. Onun hak ettiği puanı veririm. Harika. Bu arada gelinimiz hazırladığı malzemeleri haşlamak üzere ocağa alıyor. Serda sen önce köftenin ikini hazırla. Hemen domatesi şey yap sen. Rendele. Domatesi rendele. Eyvah eyvah. Hala çorbada mıyız? Yok. Bu köfteyi hazırlasın. Serda sen patlıcanı katsana kaynasın. Getirle hakikat hemen kaynasın. Unuttuğunuz bir şey var, bunu söylemeliyim hanımlar. Neyi unuttuk? Size inanamıyorum. Neyi unuttuğunuzu da hatırlamıyorsunuz. Neyi unuttuk? Hala aklınıza gelmedi mi? Düdüklü tencereler. Neyciler? Yukarıdalar. Sevda. Koş Sevda, koş. Gelinimiz ikinci katta pişmeye bıraktığı düdüklü tencereyi koşarak alıyor ve mutfağa geri dönüyor. Bakayım. Hepsi tamam mı? Bakayım. Pişmiş. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Pişmiş, tamam. Pişmiş, pişmiş. Zamanında değil mi? Benim sayemde ne de olsa. Vallahi gerçekten öyle. Düdüklü tencerelerini tam zamanında kurtaran gelinimiz ayran çorbasını hazırlamaya başlıyor. Bir şey yanıyor. Sevda düdüklüye git bak. Bir şey yanıyor. Düdüklü düdüklü yukarıdaki. Sevda diğer düdüklü koş koş. Pişmiş. Zamanında gene yetiştim. Bir dakika lütfen. Bir dakikanızı istiyorum. Sen mi zamanında yetiştin yoksa ben mi? Sen söyledin. Teşekkür ederim. Sen söyledin. Hanımlar, bu hakkımı nasıl ödeyeceksiniz tamam. Acaba? Sen de yeterlidir. Bu büyükler kaldır, her küçük olanlar da. Gelinimiz kuru patlıcan dolması için patlıcanlarını suya bırakıp yumurtalı köftesini hazırlamaya koyuluyor. Hanımlar, zil çalıyor. Kim geldi? Açmadık ki bilelim. Misafirler geldi erkenden herhalde. Açsanıza, ben geldim. Aa, hayırdır Pınar. Ben geldim. Çiğ köfte yaptım da geldim. Nereden geldin? Kime? Güzel abim nerede, onu yaptım. Ciddi misin? Evet. Sen mi yaptın şimdi bunu? Siz beni beceriksiz sen mi yaptın? Tabii ben yaptım. Sen yaptın. Valla biraz cıvık oldu ama oldu. Aferin be. Dünyanın sonu gelmiştir. Siz kız o kadar gömme beni. Bu arada gelinimiz kuru patlıcan dolmasının içine hazırlamaya başlıyor. Özenle hazırladığı harcı patlıcanların içine doldurup bir yemeğin daha üstesinden geliyor. Dolmanın içini tamamen doldurmuyorsun bu arada değil mi? Şişecek, pişecek, o pirinç pişecek, şişecek. Ya dur ben bekleyeyim, hele geliyor. Nereye gidiyorsunuz? Ben bir yalan gidiyorum. Hiç merak etme, kaynamalığını aratmayacağım.
yapacağım? Görümcesi bir şeyler söyle, hızlı olsun gelinimiz. Doldur. Kız hepsini patlatmışsın, sen ne yapmışsın? Patlamışsa ben suda şu kanyada ya. Ne yaptın? Elin hızlıydı, hala bir hava atmasını biliyordun. Gelinimiz doldurduğu kuru patlıcanları tenceresine diziyor. Hadi hadi kat suyunu üstüne kat. Ocağı leş etmişsin ya. Ne güzel çalışıyorsun sen. Pınar, sence gelinimiz gerçekten de güzel yemek yapıyor mu? Çok güzel yapar. Ellerimizi yeriz, ya açlıktan yeriz ya da çok güzel oldu diye yeriz. Sevda arkadan kaş göz yapıyor. Sen görmüyorsun ama bütün Türkiye gördü. Biraz sonra göreceğiz bakalım. Biraz sonra dediğin zaten yarım saat 45 dakika kaldı, yetiştiremeyeceksin. Hamuru yetiştiremeyeceğini söylüyor. Yetiştiremez ya. Ne yapıyorsun bu arada Sevdacığım? Böreğin hamurunu yapacağım. Gelinimiz el açması böreğinin hamurunu yoğurmaya başlıyor. Yok, üstümü sonra değiştiririm. Seda. Göreyim, hamurunu açıyorum. Anne bak, her tarafı netti. Tamam da bir şey olmaz, bir şey olmaz. Daha olsun. Onun şey öyle şeyler. Baklamayı kullanacak. Yağı da. Yağı. Çok yavaş bir gelin, çok. Hemen yağı. Yağ ne için kullanıyorsun şimdi? Saç kavurmasını. Tamam. Hanımlar. İftar sofrasına hurma, zeytin gibi şeyler koyacak mısınız? Evet, koyacağız. Olmazsa olmaz değil mi? Evet. Sen de hemen beni dinleseydi güllaç yapacaktı. Soğanlı tahtanın... Ramazan'ın gülü. Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı. Hem hafif hem güzel. Ama kendisi baklava açmayı tercih etti. Daha riskli. Yanar mı? Hemen. Yanmaz mı? Yapılır mı? Yapılmaz mı? Yetişir mi? Yetişmez mi? Hiçbir belli değil. Yetişir. Hepsi de yetişir. Size söylemem gereken bir şey var. Ne? İnanamıyorum. Ne? Saat mi? Ne kadar var? 1 saat 15 dakikanız kaldı. Bu arada o soğanlar çok iri oluyor, benden sana söylemesi. Taze, bunlar yeni mevsim soğanı olduğu için şeker. Kayınvalidemizden soğan kullanımına dair inciler. Bol sıcak suda çeker mi yani? Ya bu pişecek, suyunu atacak. Şimdi neye geçtin Sevdacığım? Saç kavurmasını attım. Ana yemek değil mi? Evet, ana yemeğimiz. Saç kavurmaya geçtik nihayet. Doğradığımız soğanları tavamıza koyduk. Arkasından biber. Sen de biber aldın inşallah. Yoksa biber almayı mı unutmuş gelininiz? Almış. Gelinimiz iftar sofrasının saç kavurması için biberlerini ince ince doğrayıp kavrulan soğanların yanına ekleyip birbirlerinin keskin tatlarını bastırmaları için iyice harmanlıyor. Bu işlem bittikten sonra baharatlarını ekliyor ve hazır olan etlerini sacdaki karışımın içine bırakıyor. Saç kavurma lezzetli bir şey. Eti severim. Ama eğer saç kavurma yanmış olursa gelin de yanmış olur. Bunu bilmeli. Saç kavurmayı biz de yaparız. Çok güzel olur ama çok kurursa... Yani pek hoş olmuyor, etler kuruduğu zaman lezzetli olmuyor, tadı olmuyor. Çok kurumaması için çok kavurmaması lazım. Biraz suluken eti bırakırsa daha güzel olur. Pınar'cığım hareketlendin. Nereye götürüyorsun onları? Götüreceğim, bunlar şey yapar. Misafirlere vereceğiz onları. Tamam, geldiklerinde veririm. Sen veremezsin. Ben veririm. Hayır, sen yarışmıyorsun. Ben arkadan bir yerden dolanıp veririm. Bana ver onları. Evet, bana ne? Ben bu Zuhal ablaya yaptım, misafirlere değil. Gitti hepsi. Pınar köfteyi götürdü. Ne yapıyorsunuz Ayşe Hanım? Oklavayı arıyoruz. Evet, bende bir tane vardı. Az önce birilerini kovaladım. Sen getir bizim şu oklavayı. Ne yapacaksınız oklavayı? Hamur açsın. Bana mı vuracaksınız yoksa? Estağfurullah, öyle şey mi olur? Bu arada gözümden kaçmadı. Niçin kollarınızı sıvıyorsunuz? Şunları toparlayayım ha. Rahat hareket edemedim. Hamuru sizin açacağınızı sandım. Çok fenasınız Ayşe Hanım. Kapatabilirsin. Neyi? Oklava. Bunu kapat. Oklava nerede? Açtı. İşte bulundu. Buyurun lütfen. Gelinimiz iftar sofrası için el emeği göz nuru kıymalı böreğinin hamurunu açmaya başlıyor. Ardından yeteri kadar açtığı hamurları tencere kapağı yardımıyla küçük daireler şeklinde ayırarak böreklik hamurlar elde ediyor. Ayşe Hanım! Ne? Son! Ne? Ne kadar? 1 saat kaldı. Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim.
kalan vaktini çok dikkatli bir şekilde kullanması gereken gelinimiz, hamurların içini kıymalı harçla doldurup ikiye katlayarak böreklerini kızarmaları için hazır hale getiriyor. Sevdacığım, baklava haricinde neyin kaldı başka? Başka ne kaldı? Börek bitti. Dolma tamam. Çorba tamam. Kas kebabı tamam. Yanına bir şey yapmayacak mı? Cacık kaldı. Başka ne kaldı kız? Bu dur, baklava tek kaldı şu an. Baklava kaldı. Başka bir şey var mıydı ya? Sesli sayın, sesli. Sesli mi sayın? Bir, iki, üç, dört. Baklava 5, cacık 6. Başka ne vardı ya? Şimdi kafa karıştı gitti. Bu kadarcık mı? Başka ne vardı? Daha masa var. Üstünüzü de değiştireceksiniz. Sevda çabuk. Sevda, yemek yapmayı kimden öğrendin? Kimseden öğrenmedim. Nasıl yani? Siz gelininize hiçbir şey öğretmediniz mi? Yok. Ben aldığımda da her şeyi biliyordum. Aldığımda da her şeyi biliyordum. Hazıra kondunuz bir nevi. Biraz öyle oldu. Gelinimiz dondurma eşliğinde servis edeceği el açması baklavanın hamurlarını özenle açıp üst üste koyarak meşhur baklava katlarını elde ediyor. Bu arada kızaran kıymalı börekler de hazır. Baklava kaç kat olacak? 5-6 kat falan açacağım. Sevda, burada ceviz yok. Ana şu... Tamam. Sen aldığına emin misin? Tamam. Onu da mı almadın yoksa Sevda? Yok, almış. Onu aldım. Baklavanın ilk katı hazır. Gelinimiz dövdüğü cevizleri hamurun üzerine serpiştirerek baklavanın diğer katları içinde aynı işlemi sırayla uygulayıp hamurunu dilimleyerek baklava dilimlerini hazırlıyor. El açması baklavalar fırındaki yolculukları için hazır. Sen onu hemen direkt fırına. Ben baklavayı fıstıklı severim ama eliyle açmış olmasını da çok tercih ederim. Çıtır çıtır olsun isterim. Dondurma olmasa da olurdu. Bence tadını bozacaktır. Ben 10 tane hamuru üst üste koyup açıyorum. 40 kat oluyor. Arasına da ya fıstık koyarım. Ya ceviz koyuyorum ama fıstıklı daha güzel oluyor. Baklavam süper oluyor. Ama ben hani bugünkü yediğim baklavadan o tadı alamazsam puanını kırarım. Bu arada Ayşe Hanım, demeden geçemeyeceğim. Başörtünüz çok güzel. Evet. Elle oyası özel yapım. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok. Nerede? Bende o beceri yok. Yaptırıyorum. Kızım yapmış bunu. Aile olarak çok beceriklisiniz. Maşallah. Evet. Adana'da kızım var. O yaptı. Biz çoğunlukla böyle takıyoruz. Bizim yöresel örtülerimiz budur. Sevda, biber bir tane. Bir tane biber. Kırmızı biberin yarısı. Hemen. Niye malzemeden kısıyorsunuz? Kalsın. Ben diyorum belki acıdır. Ya acı olursa bir de onu hesap edeceksin işte onun için. Gelinimiz kayınvalidesinin ısrarlı direktifiyle bir adet biberi dikkatlice doğruyor. Korkuyor musunuz kayınvalidelerden? Yok, niye korkayım? Onlar benden korksun. Sevdacığım, acaba kayınvaliden Ayşe Hanım korkulacak bir kayınvalide mi? Hayır. Acı olur ya, yeter Sevda. Sevda'nın eli bol Ayşe Hanım. Eli bol ama bir de bunun acısını düşün. Sevdacığım, şu anda konuşmuyorsun ama içinden neler geçtiğini çok merak ediyorum. Hiçbir şey konuşmuyorum. Şu elim ayağım titriyor. Tek cacığım kaldı. Onu yetiştirebilirsem. Bitti. Yetiştirirsin abicim, yetiştirirsin. Heyecanlı gelinimiz meyhane pilavı için kapya biberleri doğrayıp diğer sebzelerin yanına gönderiyor. Salça, salça da kat buna. Salça da. Biraz domates, biraz biber. Hadi. Gel. Hemen. Biraz ondan. Tamam. Şimdi bir tane de domatesini.
Radeko. Ha? Benden atmıyorsun. Hemen o zaman domatesi doğru içine kaç çabuk. Sonra kat. Suyu sıcak kalsın hemen. Meyhane pilavının içi neredeyse hazır. Sırada sebzelerin pirinçle buluşması var. Biraz kıymadan da kat. Kat da buradan. Al buradan, burada, burada. Şimdi suyu katma. Şimdi katma. Pilava kıyma mı katacak? Hemen al şuradan. Al, al, al. Şuradan hemen. İki kaşık ilave et hemen, hemen. Kat, 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 kat. Ye gidi, ye gidi. Karıştır onu. Gelinimiz iyice pişen garnitürün üzerine su ekleyip biraz daha kavrulmalarını sağlıyor. Hemen sen şeyi hallet. Pilav hazır değil mi? Yok, daha olmadı bu şey, o sosu pişsin. Pirinçleri katmadınız mı daha? Yok. Katsın hadi. Pilavın sosunu pişmeye bırakan gelinimiz bu sırada cacığını hazırlamaya karar veriyor. Cacık sizce de çok basit bir meze değil mi? Evet. Ya menü biraz ağır evet, ya. Evet ama hep salata yeniliyor. Biraz da cacık olsun. Hiç de basit değil. Aa, siz de beni lafa tutuyorsunuz. Lafımı şaşırdım. Beni şaşırtma. Ne kadar güzel gülüyorsunuz Ayşe Hanım. Ya her gün salata salata. Bugün de cacık olsun. Cacık daha iyidir. O insan midesini rahatlatır. Sen niye beni lafa tutuyor, lafımı karıştırıyorum. Ben şaşırıyorum. Sen de kuru nane keki katılmıyor ha. Az bir şey kattım ben. Kayınvalideni hiç dinlemiyorsun Sevda. Sevda kafası dalgın. Arada şeye de bak. Yemeğin sosuna da bak. Sen de buraya yanmasın ha. Allah'ım. Bulgur katayım. Diyorum midyada pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım. Bir su bardağı katıyorsun ha. Hanımlar, son yarım saate giriyoruz bu arada. Ciddi misin? Hadi kızım hadi. Bunu söylemek istemezdim ama patladınız galiba. Meyhane pilavı. İçine bezelye koyarsın, onu güzel kavurursun. Ondan sonra güzel suyunu kıvamında güzel koyarsın. İçine başka türlü bir şey daha atıyorsun. Yani böyle ufak nane gibi olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama tadını vermesi için. Karabiber olabilir. Sadece pirinç pilavı gelirse olmaz. İçinde bezelye olması lazım. Meyhane pilavını çok severim aslında. Yani sebzelerinin çok güzel kavrulmuş olması lazım. Yanmamış olması lazım. Pilavın diri kalmamış olması lazım. Vesaire vesaire. Umarım hakkını verir. Aman tanrım, yandı baklavalar. Vallahi baklava gitti. Nasıl olur bu? Ne olacak şimdi? Acaba bir şey yok. Bu çok büyük bir eleştiri konusu olacak. Yandın Sevda. Baklavalar gibi yandın. Evet olacak biraz. Acaba bir şey yok. Sevda atbol. Ne oldu bu baklavaya? Ya kırmızı kırmızı olmuş. Neresi yanmış? Gelinimiz fırında unuttuğu baklavaların şerbetini ekliyor. Getireceğim zaman üstteki kalmaklar kalmak, tamam mı? Üsttekiler kalmak, üsttekiler kalsın. Sevdacığım, baklavayı yakman kayınvalidenin çok hoşuna gitti sanırım. Zira kendisi gülüyor. Hoşuna gitmedi de. Olur 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 inşallah. Sevda, tezgahın üstünü boşalttın mı? Hı. Boşalt, tamamıyla boşalt. Sil hemen, sil hemen. Kapağı, kızım kapağı çıkartıyorum, sen atıyorsun ha. Heh, o tarafına ceviz kat, bir tarafına zeytin kat, bir tarafına hurma kat. Sevda, bizim o şeyler vardı ya. Adı neydi onun? Ben içli köfteyle börek yapmışım, onları getireceğim. Sevda, mercimekli köfte de burada. Şükür masamızda kaldı. Onu da bitirseydim. Bütün yemeklerini hazırlayan gelinimiz kalan vaktinde tezgahı temizlemeye başlıyor. Son 15 dakikadasın. Bu arada haber vereyim. Yetiştireceğim. Nasıl masaya gideyim? Ben buraya geri geleceğim. Masaya gideyim.
Hoş geldin Sevda. 15 dakika kala sofranı hazırlamaya başlıyorsun. Evet. İstediğin gibi oldu mu her şey? Şükür yemeği bitirdim. Bunu da bitireyim, bir şey kalmadı zaten. Bu örtü biraz ütüsüz geldi bana. Kayınvalidelere de öyle gelmesin. İnşallah demezler. Ben ütüleyecektim. Unuttum zaten onu. Unuttun mu? Evet, tamamen unuttum. Gece yapacaktım hatta. Ah be Sevda. Bu örtü senin çeyizinden mi yoksa? Evet. Yeni kullanıyorum bunları. İyi misin Sevda? Evet, biraz iyiyim. Biraz iyisin demek. Son 12 dakikan. Biraz daha hızlı ol. Daha üzerini değiştireceksin. Merdivenden düşersem. Bunun çataları eksik değil mi? He? Çataları eksik. Hangiden çatalı eksik? Baksana bunun yok. Hani bir çatallar? Almışız ki. Çatallar, çatallar. Nasıl eksik? Aşağı maşı hiçbir şeysi yok. Evet, çifter çifter koyduğun için olabilir mi? Serda, sen bunu o tarafa katacaksın. Yok, tamam. Bu onu. Niye bu çatal ikisi büyük? Şey, fazla? Ya buranın senin tamam mıdır? Ha. Eksik ya, fazlası var değil mi? Kızım eksik değil. Sen fazla bırakmışsın. Bu bunun, bu tarafın çatalı. Pınar bir dur ya. Çatalları bence bir sayın. Sayın buna fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sevda. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Oradaki de bu tarafa bak, çünkü bak o onun tamamdır o. Ben bir çanta eksik. Serda, bıçaklar kaşıkların iç tarafında değil miydi? Böyle bu tarafa bakacak, tabağa bakacak. Anne! Ya ne var? Ya gelsene, dibi tuttu, patlıyor hep. Patlıyor, gel. Pınar. Patlıyor, patlıyor. Kapat gel. Üzerinizi değiştirecek misiniz? Değiştireceğim ya. Son 8 dakika. Beklemeyin bence. Burayı bekliyorum, masayı hallederim. En azından biriniz üzerinizi değiştirmiş olun. Sevda yetiştiremeyecek gibi duruyor. O nedir? Bu börek. Ne böreği? Ispanak böreği bu da. He, daha önceden yaptığım börek. Evet. Hurmalar nerede? Hurmalar! Kayınvalideler orucu suyla açacakları için suları önceden doldurman lazım. Her şey tamam mı Sevda? Bitti, ben giymeye gidiyorum. Koş o zaman, koş! Olması gerektiği gibi bir masa bekliyorum. Tertipli ve düzenli olmalı. Ütüsü, tabakları... Her şey yerli yerinde olmalı bence. Çiçek şamdan çok önemli değil bence. Yemeğine yani daha çok özen gösterirse, daha güzel olursa, lezzetli olursa yani bizim için daha iyi. Gelin Hanım çay demlerse çok güzel, çok süper olur. Bugün iftar yemeğimiz olduğu için. İlk iftarımız. Mikser, bunlar da ikramlıklar. Aman tanrım, neler görüyorum. Maşallah, dolmalar, içli köfteler. Bu kadar ikramlıktan ana yemeğe sıra gelecek mi sizce? Yerler. Ne de olsa Ramazan sofrası. Ramazan tavuk. Bu arada hoş geldin Sevdacığım. Elbiseni görebilir miyim? Ayağındaki nedir, terlik mi? Evet, terlik var. Neyse ki hazırsınız, çok şükür. Süreniz şu anda bitti ve hatta duydunuz zilin sesini. Zuhal Hanım geldi.
Masa örtüsünün kat izleri çok belirgin. Şimdi oruçtan Allah kabul etsin de örtüyü yemeyeceğiz ki çorba içeceğiz. Ilık olur veya olmaz demedim. Dediğim şey benim damak zevkime sıcak çorbalar uyuyordu. Bu kadar. Hadi kızım. Başlayacağız tabaklara vurmaya. Vurmayın. Sakın öyle bir şey yapmayın, tabaklarımızı kırmayın ha. Meyhane pilavı niye geldi? Onu karıştırdı. Doğma niye getirecekti, yerine pilav koydu. Evet, karıştırdım heyecanla. Ben bu servisi istemiyorum, arayayım yerini istiyorum. Dolma biraz çok dolmuş. Dolma dolmuş. Nasıl yer pişmemiş diyorsunuz? Gerçekten bir kere benim adım Filiz hanımefendi. İki gözümün çiçekleri, sizi de göreceğiz. Siz de bu yola gireceksiniz. Bu ne oldu, ne olmadı? Dolma nedir, hangisi? Hanımefendi zaten ana yemekte bunlar vardı. Siz onları tadacaksınız, bitecek. Biz sizin kadar şikayet etmiyoruz ki. Gerçekten bu kavurma güzel olmuş. Benim ağız tadım değil. İyi de sen ağzını almadın ki babacığım. Aldım. Az bir şey sanki numunelik zehirlenecek gibi. Hayır aldım, içtim. İki kaşık, üç kaşık yedim. Merhaba. Hoş geldin Zahane. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ay iftariyelikler. Börekler, o ne? Mercimekli mi? Mercimekli köfte. E ne oldu Pınar'ın çiğ köftesi? O özel sana ayırmış. Hadi. Almış değil mi? Vallahi onu bilmiyorum şimdi. Yok gel yani ikimiz de almıştır zaten öyle ya. Bir şey. Almıştır. Olsun. Niyet önemli. Vallahi gerçi. Olsun. Bunları kim yaptı Sevda? Bunları komşularımız yaptı hepsi. Ha, onu bir komşu, gerisini ben yaptım. Bu ne? İçli köfteye mi? İçli köfte. İçli köfte. İyi. İkramlar evet. Da güzel. Efendim kayınvalidelerimiz de gelecek birazdan. İftarımızı açacağız, bekliyoruz. Henüz okunmadı. Bir kez daha söylemek istiyorum. Ramazan'a denk gelen günlerden ilkinde biz bugün, yani bizim de çekimlerimizin Ramazan'a denk geldiği, bugün de bizler kayınvalidelerimize davet anonsu ettiğim gibi, bakınız duydunuz senin sesini. Birazdan iftarımızı açacağız. Sen de buyur istersen Ayşe Hanımcığım. Teşekkür ederim. Evet, birazdan inşallah. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Elma. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Soylan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Çok hayranınızım. Çok seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim. İsim neydi? Elmas. Elmas Hanım. Evet. Buyurun Elmas Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir... Teşekkürler. Yani bu kadar şeye değil mi? Coşkulu kutlamaya, karşılamaya diyeyim artık. Nereden geldiniz Elmas Hanım? Ben Mersin'den geldim. 13 saatlik yoldan. Evet valla sizin için. Mersin'e sevgiler, selamlar. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Size de hayırlı çekim şeyimizden bahsediyordum. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ayten. Hoş geldiniz abla. Hoş geldin Ayten Hanım. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Ooo Zuhal Hanım. Ooo Ayten Hanım hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz duydum nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Teşekkürler. Sizi nereden ağırlıyoruz? Tekirdağ'dan. Tekirdağ ne güzel. Tekirdağ'da sevgiler, selamlar. Mersin'den Tekirdağ'dan. Buradan herkese selamlar Tekirdağ'a. Size, Tekirdağ'a, herkese. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tekirdağ nasıl? Ha tanışmadınız. Ben tanışmadık. Ben Ayten. Pardon. Memnun oldum. Elmas, Ayten, Ayşe Hanım, ev sahibi. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş teşekkür Filiz ederiz. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Merhabalar. Hoş geldin Filiz Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, buyurun. Merhaba. Cüvay Hanım. Kim hanım? Filiz Hanım. Filiz Hanım. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? Sağ ol, siz gelin değilsiniz değil mi? Kayınvalidesiniz. Ben kayınvalideyim. Yanlışlıkla gelini mi geldi diyecektim. Hayır efendim, ben kayınvalideyim. Genç kayınvalide. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, buyursunlar efendim. Merhaba. Merhabalar. Ben Ayten. Filiz, ben memnun oldum. Ben Elmas. Elmas Hanım, memnun oldum. Söylenmesi zor, telaffuzu güç, isimler de yok en azından. Son kayınvalidemizdir inşallah öyle. Gül, hoş geldin canım. Memnun oldum. Özgün Hanım hoş geldiniz. Artık merhabalar. Sualem sizden tanışmak, görüşmek ne mutluluk. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Sizin merhaba. De öyle. Merhaba. Ayten. Merhaba.
Merhaba. Nasılsınız? Ben de Özgül. Memnun oldum. Tanıştığım. Özgül Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Evet. Nereden geldiniz? İzmir'den. İzmir neresinden? Bayraklı. Aa Bayraklı. Evet. Eşimin bekarken yaşadığı semt. Aa İzmir'deyken. Aa evet. İzmir'e selamlar sevgiler Bayraklı. Evet hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 11 ayın sultanı geldi. Biz daha evvel stoklu çekim yaptığımız için normal seyrimizde akışımıza devam edelim. Fakat bugün itibaren biz de artık Ramazan'a denk gelme önerimizi çekmeye başladık. Dolayısıyla birazdan hep beraber inşallah sizlerle iftarımızı açacağız. Allah tutulan oruçları, edilen duaları kabul etsin. Herkese sağlıklı, bereketli Ramazan ayı diliyorum. İftar saatini bekleyeceğiz. Ama ondan evvel Sevda, verelim mi sana kaseleri yavaş yavaş? Çünkü evet. Yaklaştı. Tamam. Soğumasın. Yine de tabii ki tam denk getirmek için biz kaselerimizi verelim. O hazırlığını yapsın. Ne çorbasıyla başlayacaktık? Ayran çorbası. Ayran çorbası. Bu arada Zuhal Hanım ezan okundu. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Sular da soğuk. Yandı. Sıcak da artık. Allah bize kolaylık versin. Allah hepinizin orucunu kabul etsin. Amin. Amin. Teşekkürler. Çok sağ olun sizlere. Evet. İsterseniz hurmadan zeytinden alın lütfen. İftariyelik tabii çorbadan evvel. Ben biraz daha soğumak istiyorum. Tabii. En çok da susuyor insan evet, değil mi? Evet. Bir sofraya da bakın isterseniz. Peçete mi eksik? Peçete evet galiba. Kağıt peçeteniz var mı? Bardakların evet, üstü de açık. Sevda. Evet. Sevda. Ve masa örtüsünün kat izleri çok belirgin. Evet. Kat izleri. Aynen. Ütülenmemiş. Ütülenmemiş. Ütülenmemiş ya. Masa örtüsü evet. Galiba. Bir gün önceden yani ütülenip sanabilirdim. Evet. Peçete alabilir doğrudur. Miyiz? Sevda peçete getir. Tamam, biz alalım tatlı. Neden hazırlanmadınız? Bu saat sabah iftar okundu. Aynen. Açız. Tabii. Evet, açız. Biraz zorlu geçti. Masa örtüsü ütülenmemişti. Örtü yamuk serilmişti. Suların üstü kapalı değildi. Ayrıca çatal bıçaklar eksikti. İkramlıkları masaya çok doldurmuştu ama masadaki eksiklikler bizim gözümüzden hiçbir zaman kaçmadı. Ya bir de biz şimdi sabah beri orucuz. Açız da. Yani evet. Biraz da bekleyeceğiz. Yani şimdi hemen çorbamız da gelmedi. Canım benim çorba gelecek de şimdi oruçtan Allah kabul etsin de örtüyü yemeyeceğiz ki çorbayı içeceğiz. Tamam çorbayı dedim zaten. Içeceğiz. Örtüyü demedim. De. Zaten örtüyü demedim. Çorbamız yani gelmedi dedim. Sadece bizi karşılamıyorsunuz. Tüm yani Türkiye'nin gözleri önüne serilmiş bir örtü var burada. Ve kat izleri belirgin akşamdan ütülenmemiş. Hiç doğru değil bu. Ama yine de örtümüz güzeldir. Güzel duruyor. Biz çirkin demedik ki. Kat izi olabilir. Evet. Yani o da biraz nasıl diyeyim sana nazar boncuğu olsun. Hadi biz ördük. Bizi zaten çirkin demedik fakat sular da çok soğuk. Evet. Ve ağzı açık. Dolaptan herhalde. Sular dolaptan herhalde. Ama çok ısınıyor diye. Öyledir de. Soğuk mu geldi? Çok soğuk. Soğuk bayağı soğuk. Ben kendim çok soğuk. Fazla soğuk içmediğim için. Ben de içmem de şimdi havalar da sıcak. Keşke siz de rica etseydiniz ben sıcak su alırım diye. Keşke söyleseydin tabii, yani. Varsa dışarıdan bir bardak su alabilirim. Sevda bir bardak su dolaptan olmasın kızım. Şimdi oruç olunca sabah beri soğuk suyu da içince ben üşüdüm yani. Gerçekten ya öyledir de şimdi dedim koştum geldiniz evet, ya. Evet üşüdüm yani. İçiniz mi titredi? Açım çünkü. Arkadaşlar. Soğuk suyu da içince yani bayağı ama bir. Ama sizin diliniz yok mu? Ben soğuk su içemiyorum deyin dokunduğunuzu. İyi de tamam açsın canım bak bir sürü şeyler var. Önce çorba, içmemiz lazım. Çorba. Şimdi bunu komşusu yapmış sizin için. Evet. Dolma. Gelin hanım çorbalar evet, geç kaldı. Yalnız Sevda, dolma. Bir şey daha dikkat çorba. Evet. Peçeteler bu sofraya hiç uygun değiller gerçekten. Onu evet. Alelacele getirdi herhalde. Ya biraz acele oldu çünkü koştur koştur olunca. Hanımefendi bugün mü öğrendiniz yani bu sofranın kurulacağını? Evet. Ay bu iyi tola. Canım bir ara ben bir tane de çatal rica edeceğim. Sağ olun. Al çatal getirmeyiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biraz parmaklarını dışarıda tut tatlım ve buralara bulaşmasın. Tabii. Ne oldu? İçine mi girdin? Birazcık. Kanım halleciğim. Evet. Güzel arkadaşım. Biraz servisimize dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık evet. Dürtükleyelim tabii. Mi gelinimizi? Ya evet, zaten biraz yeterince gelin yoruldu. Dürtüklemek değil de. Güzellikle söylesek daha güzel olur. Tabii. Şu çorba servisinde hep biz aynı şeyi yaşıyoruz. Haklılar da hanımlar açıkçası. Şu alt tabaklarla evet. Alsınlar evet. Alacakları. Evet.
Şimdi tutmak için evet, ister istemez kaseye giriyor parmağı. Yani şöyle tutmak lazım. Yani, böyle de tutuyorlar. Tadına bakabilir miyim ben? Tabii tabii buyurun lütfen. Evet. Bir bakalım. Okundu zaten. Açız zaten. Açtı. Sabah beri. Serda sen niye böyle tabakla gidip getirmiyorsun? Kız var. Kızım tabaklarla böyle kaldır getirsen daha iyi olur. Yoğurt mu ekşi? Ya eşki değil de zaten bunun özelliği zaten yoğurdun biraz eşki olması. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sanmıyorum. Katı olmuş bir de çok katı olmuş. Hem katı yani, olmuş. Evet. Hem katı hem de, sanki ekşim biraz yoğurt. Evet çok evet, eşkimsi çok olmuş. Katı olmuş yani biraz daha. Beğenmedim. Ben ekşiyi severim ama biraz içindeki yarmalar bana sert geldi. Evet, karar yani şey karar tam olmamış. Oo, pide mi geldi? Ay sağ ol canım. Ay harika. Ramazan pide. Kaç evet. tane söyledin? Kaç. Ekip hepinize. Yavaş. Ekmeğimiz de sonradan geldi. Yok yok pide ama sıcak fırından yani, mı sipariş yani, verdi? Sipariş vermişler. Ay harika. Çok ay bir lokma bana koparalım. Ben uzatmamda bir sakınca var mı? Yok isterseniz şöyle. Böyle tutamayacağım ama nasıl böleceğiz bunu? Vallahi koparalım. Tut bakalım hocam. Çekiştirelim. Hocam bunu mutfakta bir kesip de koysanız. Kes siniye kat bu şekilde servis edilir mi? Ama sıcak sıcak koymak istedi belki. Tamam da. Kokusu çok hoş geldi. Bütün gün hoşlu olsun. Bu isim yazdırmış ya. Onu kesmen lazım. Dilim dilim edeceksin. Tabağa koyacaksın. Bakayım isim mi yazıyormuş? İsim mi yazıyor? Ben görmedim. Evet. Tamam olsun. Önemli değil. Evet, Zuhal Topal mı yazdın? Hiç önemli değil canım. Önemli. Önemli. Olsun. Yani sıcak sıcak gelmesi gerektiği için tabii ki sonradan geldi. Tam sofraya oturduk. Sıcak pidemiz geldi yani. Çorbaya yetişti. Evet. Efendim, ay ben sizi çok seviyorum gerçekten. Yani yanımdasınız. Elinizi tutuyorum. Çok teşekkür ederim. Her gün izliyordum sizi ama ben sağ yani olun. Buradayım. İnanamıyorum. Gerçekten. Gerçekten. Biz de çok memnun olduk. Ben de öyle. Ama gerçekten ama çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Ne güzel iftar sofrasını paylaşıyoruz. Kısmetimizde bu da varmış. Ne İlk güzel. İlk iftar soframızda. Aynen. Valla bu da kısmetmiş yani. Ne sizle beraber oldu, iftar açmak. Peki. Pideyi güzel bulmadılar çünkü kesip niye getirmedin dediler. Ben üzerinde isim yazılıyor diye getirdim. Zuhal Topal görsün diye. Ama yok beğenmediler. Benim bıçağım yok. Su istemiştim suyun gelmedi. Yani acaba yanlış tarafa mı attın? Benim de tatlı kaşığım yok. Tamam bilemedim onlara geçeriz yani. Teker teker. Çorba ile ilgili başlayalım Özgül Hanım sizinle. Çok ekşimsi buldum. Ağız tadımı hiç uymadı. Kıvamı nasıl? Yarmaların pişip pişmemesi. Yok yarmalar pişmemiş. Çiğ kalmış. Oradan uzatın elden ele pideleri. Şöyle. Onu o tarafa isteyen alsın. Evet. Şu içindeki turşu mu? Hayır, kabak. Kabak mı? Kabak. Evet. İçinde kabak olur mu bu çorbanın? Evet. Bizim bu bizim yöreye ait. Bizim yöreye ait. Evet. Bizim yöreye olduğu için. Yarma pişmemiş diyorlar. Yarma. Evet, yarma diğerini. Dereotu ve taze nane var. Biliyorum. Üstüne nane yaktırmadınız herhalde, şey tereyağı yaktırmadınız herhalde. Bu katılmıyor üzerine. Katılmıyor sizde. Biraz da şimdi hani hem aç geldik hem Ramazan'da biliyorsunuz çorba çok önemli. Evet. Sanki benim çorbam soğuk bilmiyorum hanımlarınkisi nasıl bu ama. Bu soğuk içiyor zaten. Soğuk mu içiliyor? Bu fazla ne sıcak olur ne soğuk ılık olur. Bu böyle. Çok ısınırsa. Normalde güzel Filiz Hanım. Evet. Ben beğenmedim. Fazla ne soğuk ne sıcak normal evet. yani. Çünkü bu fazla ama sıcak olmaz. Yani. Ben, benim damak zevkime sıcak çorbalar daha çok uyduğu için olabilir hanımefendi. Olabilir. Belki de. Fakat çorba de bana hiç sulu değil yani. Biraz çorbaya benzemiyor. Katı çorba. Evet. Çok katı biraz koyu olmuş doğru. Aa, evet biraz evet, katı, evet, olmuş. Katı olmuş. Su ekleyeydi. Dinlendi ya biraz. O yüzden evet, biraz dinlendi için şey katı olmuş. Buğdaylar da çekti iyice evet. herhalde. Ben Mersin'den geldim ama hani bizi karşılama şekliniz hani kıyafetleriniz falan daha şık giyinebilirdiniz. Bizi yani daha şık karşılayabilirdiniz. Kayınvaliden de sen de yani. Belki hazırlanmaya fırsat bulamamıştır kızcağız. Fırsat değiştirdim. Fırsat bulamadım ama şıkta giyindiğimizi ben düşünüyorum. Fırsat ama yetişememişsiniz. Abi de yetişemedim. Evet yetişememişsiniz. Kıyafeti yetişmedi mi? Evet. Değiştirmiş yüzünü. Değiştirdi böyle değiştirdim. Daha rahat hissettim. Evet. Tam böyle rahat hissettirdiyse. Ama olmaz ki. Normal olmaz ev kıyafeti gibi. Daha şık giyinebilirdi. Hani bir komşusunu karşılamadı. Sonuçta yani bizleri karşıladı. Üzerine herhalde yetiştirememiş üzerini değiştirmeye. Annelerden, kayınvalidelerden uyarı alınca hemen gidip üzerini değiştirmesi gerekiyordu.
bence. Peki beğenen yok mu çorbayı aranızda? Ya biraz eşkimsi, bir de katı. Yani bayağı bir katı. Ya dinlendiği için dövmesi şişti. De yani biraz değil olmuş. Biraz evet tatlı. Evet. Ben de katılıyorum hanımefendi. Çok katı evet. Olmuş. Biraz evet. Şeydi, buğdaylar biraz sert kalmış. Buğdayı da sert kalmış. Kıvamı aynen. Biraz katı olmuş. Yoğurt biraz ekşi maalesef. Ben mesela tuzlu severim. Evet. Bana uygun olmuş, bilemedim sizler için ne diyor durum ama. Bana da normal geldi tuzlu. Sıcaklığı da normal geldi. Sadece dediğim gibi. Evet. Ekşi ve ne soğuğu, bana güzel ne geldi sıcak. Zaten. Siz ağzınızı ne ekşi de bilmiyorsunuz. Ben yani. Ekşi değil ki. Tuzlu. Efendim? Bana biraz tuzlu geldi. Efendim? Ben tuzlu severim dedim zaten. Ama siz ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Hem neden? Ekşimse hem tuzlu. Ben ekşi de severim dedim. Siz ama, beni de dinleyemiyorsunuz bence. Dinledim ama benim yani bilmiyorum abi. Yani bunun ağız tadıyla bir ilgisi yok. Şöyle ki bu çorba ekşi dedim. Ben ekşiyi severim ama yarmaları dedim yeterince pişmemiş. Evet. Tuzlu da severim dedim. Aha. Bana göre dedim iyi. Sizlere nasıl geldi diye sordum. Aklısın. Bence gayet ağzımın tadı yerinde. Siz yanlış bir teşhiste bulundunuz. Biz de sıcak. Katı. Biz de sıcak çok severiz yani. Yani orada tezata olmuş. Düşebiliriz. Ben yani sizin gibi ılık sevmek durumunda değil mi hanımefendi? Tabii canım doğru. Ben sıcak sevmek durumunda değil. Herkesin hasta da ayrı. Aynen. Ya tamam da bu çorba zaten çok sıcak olmaz. Bu çorba fazla ısıtılmıyor. Ben ters bir şey söylemedim. Ilık. Zaten bu çorba soğuk olur, ılık olur veya olmaz demedim. Dediğim şey benim damak zevkime sıcak çorbalar uyuyordu. Bu kadar. Doğru. Çorbamı beğenmediler, katı olduğunu söylediler. De soğuk, bu işte bu çorba genelde de soğuk içiniyor. Herkesin damak zevki değişik. Burada yeşil çorbası vardı, da mesela soğuk içilir. Yani buz bile koyarlar yesin yani ama biz de ondan yapıyoruz. Sizinki herhalde evet kabak. Bizim de bu içine. Dövme kabak yani. Geliyor. Evet dövme. Evet dövme var. Sevda, al bundan kızım. Evet, isterseniz ikramlıklar da sizler için. Yedek kaşıklarımız var mı yoksa ben kaşığımı sürdüm? Sevda kaşık getir, yedek kaşıklarımız yok. Kaşık getir Sevda. Tamam o zaman ben şey yaptım, benim için gerekmez. Tamam, hadi. Getir herhalde. Peki ne geliyordu şimdi ara yemek olarak? Şimdi kuru patlıcan dolması. Kuru patlıcan dolması. Yumurtalı köfte. Evet. Ayberi kıymalı. Evet. Bunun menüde bir hali ağır yemekler var işte. Kesinlikle. Ay böreği, evet. Baklava, kuru dolma, hepsi biraz... Ama yetiştirdiyse güzel. Yetiştirmiş değil mi? Her şey tamam. Evet. Her şey tadında güzel yapıldıysa güzel. Gelin biraz yavaş galiba yani hiç yani gelmiyor. Gitti mi mutfağa gelmiyor. Sen biraz yönlendirsen geleni. Sevda, hadi kızım. Ama ikramlıklar var. Evet yani haklısınız. Evet. Oruçlu olunca insan bir an evvel ama var yani yemek. Siz yani sofra değil hani ne yiyeceğiz acıktık değil. Tabii ki, pideden tabii ki alabiliyorsunuz. Pide gerçekten tabii. Çok güzel. Harika yani pideler. Lütfen bir İsteyen lokum. Varsa uzatabilir hanımlar. Evet pideler ya çok hoş. Ya işte olur. Şey derdi olmasa çok ben yiyeceğiz de. Buyurun. İster misiniz? Yok. Sağ ol deniz. Siz? Alır mısınız? Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Siz? Sağlanım. Aldım ben. Yok sağ olun. Teşekkür ederim. Yesem yerim onun tamamını da tutuyorum kendimi, frenliyorum yani. Zuhal Hanım ben bugün bir şey getirecektim ama hani sizden çekindiğim için getiremedim. Dipte alet edevat bir şey mi çıkacak? Evet. Ay, evet. Hayır getirmediniz değil mi? Getirmedim ama yarın inşallah olacak. Ha şimdiden haber veriyorsunuz. Evet. Ne getireceksiniz? Böyle basınca hani ses çıkartıyor ya gelin nerede kaldın, geç kaldın. Resepsiyona çağırıyoruz. Evet. Buyurun. Zil, evet. Ha yok zil. Olmaz yani. Yok mu? Yok zil yok. Ama ben hani sabırsızlığa gelemiyorum. Fark ettim sabırsız. Çok şeyimdir yani. Gelin hanım nerede kaldın? Canım sen onu taşıyacağına tokmak taşı daha iyidir. Yemeğe gitmiş oluruz. Yok. Bir de eli kuru yiyoruz burada. Bir de ile yenecek bir şey de göremiyorum. Gelin hanım seni savundum ama bu kadar da olmaz ki. Yetiş biraz. Hocamızı zaten zeytinle urmayla atmıştık. Urmaya devam edin. İçli köfte İçli var. İçli köfte buyurun. Mercimekli var. Börek yap. Kaç çeşit şey var yesenize. Gelin hanım. Sevda hadi kızım. Yardım ister misin? Efendim geldim. Anam gelecek patlamayın Sevda. Hadi kızım. Başlayacağız tabaklara vurmaya. Vurmayın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Tabaklarımızı kırmayın ha. Takımımı zaten zar zor düzeltmişim. Çok alemsin. Hanımlar bu arada... Sevda hadi kızım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Takıma kıyamıyorsunuz yani.
Abla bir müsaade et, seni de hiç konuşturmuyorum. Feda ya. Olsun da. Avulider de geldi. Avulider çeki. Meyhane pilavı niye geldin? Onu karıştırdı. Aa, evet karıştırdı. Sen niye abi öyle yaptın? Karıştırdı. Olmaz, olmaz. Nasıl yani? Bizde olmaz şey. Ya sen oradan çiğ et. Kalsın beni. Ana yemekle gelirse ben şey yaparım. Sen niye öyle ya? Neden ama olmaz hiç ki. Ben benim için fark etmez. Kalsın. Bu o. Buyurun. Ya. Ana yemekle gelecekti. Saç kavurmayla gelecekti meyhane pilavı. Evet. Yanlışlıkla. Bize niye gecikti diyorduk. Meyhane pilavını hazırlamış çünkü. Şekil karıştırma. Bence onu orada hemen kendisi düşünüp tabaklarımızı geri toplayıp değiştirmeliydi. En azından oradaki pilavı alıp yeniden ayarlayabilirdi. Biraz da kayınvalide bu işleri takip etmesi gerekiyordu ve uyarması gerekiyordu. Veya misafirleri kabul etmeden önce oturup ikisi bir sakinleşip bir oturup da bir konuşmaları gerekiyordu bence. Biraz erken şimdi gördünüz. Tabağınızda meyhane pilavını ayırıp diğer yemeğin yanına bırakılmasını mı bekleyeceğiz? Yoksa meyhane evet pilavını şimdi tadıp sonra da mı ana yemeğe tatacağız? Valla çare getirmeye yok. Devam edeceğim ya. Artık ana yemeğin yanına evet dolma gelir. Hiçbir şey olmaz. Evet. Ha dolma nerede? Valla. O ana yemeği. Dolma kaldı ana, bunu, ana yemeği. O zaman listede önce bu yazılacaktı. Dolma bir getirecektin yerine pilav koydun. Evet. Aynen. Karıştırdım heyecandan. Karıştırdım. Aynen. Heyecandan. Tamam. Heyecandan. Tamam. Peki. Işte. Hay Allah. Kabul etmiyoruz. Sen devam et kabul o zaman servisine. Öyle kabul etmiyoruz. Yani kabul etmiyoruz. Unutmayın. Yani biz neyse tatlım sen bu konuşmalara aldanma git bir an evvel servisini yap birazdan yapamadın diyeceğiz. Ben bu servisi istemiyorum ana yemeğini mi istiyorum? Bu kadar yüklenmeyiz tamam ya. Olur mu canım mecburiyum tamam. Bunca. Bir tek olmamız eksik. Bu, o börek. Börek evet mi? Evet. Bu börek yağda mı kızartıldı? Evet yağda kızartılıyor. Çiğ börek gibi bir şey yani. Çiğ börek gibi bir şey. He. Bu? Ama içi kavurmuş. Bu mu meyhane pilavı? Meyhane pilavı budur meyhane ana. Bu bulgur pilavı derler. Bulgur pilavı o köftedir. Bulgur pilavı zaten meyhane pilavı bulgur pilavı. Bulgur da yapılır. Öyle değil mi hanımla? Ben pirinçle biliyorum. Hayır. Bu yumurtalı köfte yediğiniz. Meyhane pilavı. O zaman şöyle yapın. Yumurtalı köfte ve börekten yiyin. Özgül Hanım. Dolma gelene kadar. Çünkü onlar ara yemek tabağında zaten olması gereken yemekler. Onlar geldi. Yumurtalı sadece burada köfte dediğiniz bu herhalde. Bu sizin yöreye ait bir şey. Evet bizim yöreye ait. Yumurtalı köfte. Bunun köfteleri köfte için bulgurdan mı? Evet bulgur, un. Bunlar yoğruluyor salçayla. Üzerindeki sosu. Maydanoz mu? Maydanoz. Ama bunu ben farklı gördüm. Sanki böyle tabii değişik ben köfte. Ben farklı biliyordum ben de. Fellah köftesi gibi olmuş. Hani normal aynen köfte oluyor şu mercimekli köftesi gibi. Ama onun özelliği bu, o fellah köftesine sarımsak giriyor, buna girmiyor. Siz Adanalıydınız değil mi? Ben gelelim Adana'ya. Ha geliriz Adana'ya. Mersin'le. Evet Mersin'den geldik. Biliyorsunuz uzman fellah tabii ki biliyorum. Evet. Çok da yaparım. Çok herkes de bayılır yani. Güzel yaparım. Evet biraz. Bu da bizim yöreye ait bir yemek. Evet. Bunda sanki biraz acı var galiba. Sizler daha yemiş. Sizde servis yapılmamış. Ben biraz acele ettim. Yo yiyin lütfen. Yiyin. Teşekkür ederim. Var onları dolmaları. Biz sen bana gelecek ara yemeği getirir misiniz? Sen olsun onu götür. Bak oradan nasıl yapacak? Sen yeni bir tabağa istersen aktar onları Sedat, kuru dolmayla getir. Öyle yap. Kalsaydı kuru dolmayı ekstra başka aman bir tabağa koyup getirseydi. Ne şey etmişse ben onu bekliyordum onu yemek zorunda. Bunu değiştirmemi istedi. Çünkü ara yemek olduğu için şey pilavı kattığım için değiştirmemi istedi de. Onu değiştireceğim. Bu bıçak annen ya. Gerçekten kesemiyorum olmuyor. Sert mi? Ben yapamadım. Yapan var mı? Başaran? Ben kestim. Benim bıçağım yok zaten. Belki hiç nasıl şey bıçağım yapmadım. Evet. Benim bıçağım yoktu. Bu değil mi? Şu bıçak kimin? O onun. Listede kıymalı börek, açma kıymalı börek diye geçmişti ama ay böreği diye belirtilmemişti ama. Ne diye geçiyordu? Kıymalı, aynı kıymalı hayır, ay böreği. Kıymalı çiğ böreğe benziyor demiştim ama. Bilmiyorum. Siz fırında pişmiş bir. Biraz bana sert gelmiş. Galiba kesemedim. Gelmiş. İstersen sen ne yap biliyor musun Sevdacığım? Şimdi biz ara yemek tabağında kuru dolmayı bekliyorduk ya. Tekrar yemekle seni savaşıyorum ben. Tekrar yolmuyor. Bir tabağa sen kuru dolmanı koy getir herkesin hadi tabağına getir, birer tane ver ki. Öyle yap. Evet. Ara yemek tabağında da tatmış olalım. Hadi. Evet. Galiba börek biraz kuru olmuş. Ya doğrudur. Hiç bıçak evet, daha iyi kesmiyor bu böreği. Açma böreğe de benzemiyor ama bu bildiğimiz bizim oraların pişisine benziyor. Bu da pişi diyorlar, biz pesme diyoruz. Ona benziyor.
pişinin içinde ama hiçbir şey olmaz. Sizin pişiden olmaz, kıyma mı? Evet. Evet, olmaz. Olmaz. Bunda kıyma var, kıyma böreği. Aynen. Biraz sert olmuş, evet. Pişi bizde iki türlü yapılır. Kesinlikle. Peynir veya kıyma. Kesinlikle. Konur içine. Sizde mi kesiyorsunuz? Kesimiz o kesildi gayet. Tadı nasıl siz yiyorsunuz? Tuzlu. Kıyması tuzlu. Hı. Benim için tuzlu. Başka tabakla ilgili konuşmak. Serda! Hadi. Acı Serda olmuş. Yukarı çıktı. Ne acı, acı olmuş. Ne bu böyle? Baya bir acı. Lezzeti nasıl pişmesi, kıvamı? Kıvamı şu güzel olmuş. Evet. Lezzeti de güzel. Biraz güzel acı. Olmuş. Bu börek bundan güzel olmuş. Kim yaptı o böreği? Ha, kayınvalide yapmış, o ikramlı. Biraz yer mi değiştirseydik? Evet, bir de çok tuzlu olmuş. Tuzlu mu olmuş? Evet. Ya oruçtur ya, tadına bakamadığı için. Ha, ama çok çok aşırı yani, bu kadar da olmaz. Oruçtan dolayı tuzuna falan bakamadığı için. Tuzlu. Evet, tuzlu yemekler. Ama ben tuzlu severim, o yüzden çok bir şey yapmadım. Çok tuzlu. Ama tuzlu gelmedi. Ben öyle. Şu dolmadan alabilirim yine tane. Alabilirsin canım. Bizim kuru dolmalarımızda. Ha, birer tane alalım tatlım, tanmış oluruz. Kat oraya. Öyle bırak. Ama bu şekilde mi alacağız şimdi? Sen birer tane ver. Sen birer tane ver. Söylenmeye başladılar bizim alacağız oradan diye. Ben de alayım bir tane canım. Teşekkürler. Evet, evet, burada şu an pilav fazla. Onu da tadın. Teşekkürler. Saç kavurma yiyeceğiz. Ben tabii konuşayım. Ben pilavımı bekletiyorum saç kavurma için. Tadın tadın. Öyle yaparız. Dolma yine olmuş bana göre. Ben hiç yediğim yok ama. Dolma yaparken nasıl yaptın? Kuyruk yağı koydun mu bu dolmaya? Yok, kıyma kattım ayrıca. Ben zeytinyağıyla yapılmış. Zeytinyağına yapılmış. Evet. Beğendiniz mi onu? Güzel olmuş. Dolma güzel. Börek sert dediniz. Başka? Börek sert, bir tuzlu acı. Dediniz. Bu yumurtalık köfteyi beğenmedim. Köfte. Yumurtalı köfteyi beğenmedim doğrusu. Çok tuzlu. Açıkçası tuzlu. Köfte mi tuzlu? Acı ve tuzlu. Böreğin de kıyması iç harcı tuzlu geldi bana. Sevda tatlım, ben bir bardak daha su istiyorum sana zahmet. Ben de ılık su alabilir miyim? Çok soğuk, sıcak boğazım ağrıyor. Isınmıştır artık bayağı. Yok, bayağı soğuk. Hala mı? Siz titriyor musunuz hala? Hayır, biraz sudan geçti. Sudan titremiş, geçti. Nasıl buldunuz sizi de dinleyelim. Ya şey, hepsi birbirine karıştı. Çorba oldu. Hani iştahım da gitti. Deminden beri hadi diyordunuz, gitmesin iştah. Yani iştah da gitti yani şimdi. Siz ama hepsi yani, birbirine karıştı. Hangisini yiyeceğimi şaşırdım. Biraz karıştı, evet. Evet, çok karıştı. Hepsi birbirine karıştı burada. Aksama oldu biraz. Ya, biraz balık günün heyecanı oldu. Ne yapalım, evet. Peki dolmayı nasıl buldunuz? Dolma biraz çok dolmuş. Dolma dolmuş. Çok doldurmuş, evet. Biraz pirinçler dışına çıkmıştı yani. Her şey pişmiş. Olmuş bak. Hamur gibi olmuş içinde. Tane çok tane pişmiş. Olmamış. Yani çok pişmiş. Evet, çok pişmiş. Lezzeti? Lezzeti de hani tuzsuz geldi bana. Ben ne biraz yani? Tuzlu severim. Tuzsuz geldi. Dolma. Evet. Herkesin, börek? Herkesin damak tadı farklı. Börek de kuru, bana tuzlu geldi. Şey, kıyma yağsız. Tuzlu mu geldi? Ben tuzlamaram pek iyiydim. Kusura bakma. Ya herkesin damak zevkine de uyduramaz ya kızcağız tabii tuzları. Ben tuzlu seviyorum, o az tuzlu seviyor. Kararında yapmak lazım. Yani. Evet. Hepten tuzlu yani, olacak. Çok tabii. Şey nasıl tabii. Yumurtalı köfte? Yumurtalı köfteyi ben zaten sevmem yani. Pek hoşuma gitmeyen bir köftedir. Ağız olmamış tadına mı? Uymadı. Yani uymadı. Ben ilk defa tattım. Nasıl çok hoşlanmadım. Evet. Çok üzgünüm ama kuru patlıcanı hiç sevmem. Bir de bakıyorum evet. Hepsinin içi nasıl güzel pişmiş, bana da öyle bir tane geldi ki. Pişmemiş mi? Aa. Çok pişmiştir, hamur gibi benim olmuş. Ama öyle bakın, olmuş. Onun görüntüsünden de belli. Onunkisiler gerçekten yani, gerçekten dağılmış. Pişmiş, nasıl yani pişmemiş diyorsunuz? Gerçekten bir kere benim pişmiş. Adım Filiz, hanımefendi. Bu pirinçler benim pişmemiş. Sizinkisi evet. Halinden belli evet, pişmiş, oluyor. Bak, pişmiş. Yemek yapan bir insan olarak siz de evet. Görebilirsiniz ki, ben de şöyle açayım. Hadi söyleyin bana bu pirinçlerin piştiğini. Evet, kuru görünüyor. Açınca gördüm ama döktüklerim de öyleydi. Yalan yani söyleyecek halim yok benim. Bekliyordum. Ne güzel tane tane olmuş işte. Seninki ama tane sert. Tane, benimki de çok pişmiş. Allah Allah. Altta kalanları acaba tencerede olabilir. Üstte kalanlar. Belki hani ben bir de kızcağız hani kendisi uzatırken ben kendim aldım, denk geldi. Bakın bunların hepsi pişmiş. Baktığımda görebiliyorum. O zaman sen bilerek bana pişmeyeni denk seçtin. Özellikle mi acaba pişmeyeni seçtiniz? Elbette. Tek işim de o. Pişmeyeni alayım da burada gelin yiyeyim diye. Artık. Hay Allah. Pilav? Pilavı ben tatmadım. Yemekle börek, tatmak börek. İstiyorum. Börek dediğim gibi çok sert olmuştu. Ben kesmekte evet, zorluk çektim. Ama tuzlu severim. Tuzunu beğendim. Çok sert olmuştu. Valla bundan çok sevdim.
Dolmayı nasıl buldunuz Özgül Hanım? Dolmada çok fazla pişmiş, bir de tuzsuz. Daha iyi. Gel bu yoldan geç, nasıl geçeceğim? Evet, benim tamak zevkim daha bu. Daha iyi. Yok, biri pişmiş, biri pişmemiş. Nasıl olacak? Bu şey, tamak tadı. Hayır, bu damak tadı değil. Yani bir şey ya pişmiştir ya pişmemiştir. Aynen, aynen, aynen. Keyfe göre, benim zevkime göre diye değişecek bir şey yok. Belli ki onunki biraz üstte kalmış, ha, az olabilir. Pişmiş. Aynen. Sizlerinki tencerenin altında belki çok pişmiş. Evet, o olabilir. Onun dışında hani tuzsuz olduğu konusunda, evet, o biraz tuzsuz ki böreğin içi biraz tuzlu. Börek evet. Biraz, evet, niye sert oldu? Biraz sert olduğu da Ramazan dolayı tam tuzuna bakamadık ya. Bakamadın. O yüzden biraz oldu. El ayar var yani, öyle ama her Ramazan'da herkes tuzuna tadı bakmıyor maske, ki. Tadı maske yaptı yemeği. El ayar mesele. Diye bir şey var. Göz kararı. El evet. Göz kararı. Sürekli el yemek pişince, evet, el ayarı. İki gözümün çiçekleri, sizi de göreceğiz. Siz de bu yola gireceksiniz. El ayarı, o zaman size el ayarı kalıyor mu, ayak ayarı mı kalıyor, o zaman göreceksiniz. Size ayarı hangi verdiniz. Kendimiz yemekleri yapmayacağımız için rahatız demek ki. Gelinler yapacak. Siz de Allah gelinlerine strese gidiyorsunuz. Evet. Valla gelinler düşünsün orasını, gelinler yarışacak. Gelinler evet. Yapacak bu işi. Kendi niye ama gelinler, sen uşak olarak mı almıştın? Gariplere yardımcı olacaksın, yetiştireceksin. Tamam. Vallahi işte bizim yapma lüksümüz olsa yapacaktık zaten. Ben de biz yapmıyoruz. Yönetim, sen yönetecektin tuzuna muzuna şuna buna bak diyecektin. Şeyin tuzuna yani, kıvamına bak mesela, kıvam. Tuzuna ben bakıyorum. Biz mesela her yemeğin tuzu güzel. Ha şunun az bir şey tuzu kaçmış. Evet. Öyle de tuz Ramazan olsun, Ramazan olsun olmasın. Her zaman biz evde nasıl yapıyoruz, biz öyle devamlı tatmıyoruz ki. El kıvamımız var. Evet. Yani bu Ramazan'ın ilgisi yok. Gerçekten sana ne kıvamı aynı olmaz. Her zaman yemek yapan biraz... Her şeyi gözünle şey öyle de bir hali var ki hiç bunlarla alakan yok da sen değil de başkası. Öyle de mahzun duruyor. Bir yandan üzülüyorum. Bir yandan da hani... kız yoruldu kızcağız. Yorulmuş, evet. Yorulmuş, ama evet. Yani birazcık hani anlatman lazım şundan bundan diye. İşte senin... dediğim gibi Ramazan dolayı tat tuzuma bakamadım. Göz ama şimdi bunun sertliği hani... Onun sertliği dinlendiği için oldu. Dinlendiği için oldu. Galiba. Bu hamurunu, bunun hamurunu neyle tuttun sen? Mayayla tuz. Maya. Mayalı olan bir şey böyle bu kadar sert olmaz. Mayası azdı. Ben onu erken yaptığım az. İçin dinlendi ya, o yüzden sert oldu. Bekledi fazla. Evet, çok bekledi. Bekledi. Hem de şeye bir bahane buldunuz yani, yok çorbam kaldığı için soğudu. Bekleme böreğim ya. Beklediği için böyle sert oldu diyorsunuz. Yani hani siz ben kendinize ben güvenip bunları yapacağım dediniz. Hani biz de böyle çok güzel ağız tadıyla bir sizden şey yemek bekliyordum. Şey şöyle sana söyleyeyim. Bizim çorbası da o soğuk içiniyor. O beklendiği için şişti bayağı bir. Bir de böreğim de ben erken yaptığım için o bayağı bir sert oldu. İşte onu sona bıraksaydım. İşte. Ama işte tabii. İşte bu puan vereceğimiz için de işte öyle kabul etmiyoruz. Ben inanır mısınız gerçekten pişirdiğim yemeğin tuzuna bakmam. Elim ayardır. Ya kimi bakar? Hiç bakmam. Kimi hiç ağzıma bile almam. Senin tecrübenle onunkisi bir mi ayol? İşte. Siz kaç yıllık ev alıyorsunuz? Yani. 30, 18. Bu da 8. Kızımız çok sessizdi. Yani kendini savunamadı. Savunabilirdi aslında. Hiçbir şeyi de yemek yaptığı yemekleri de hiçbir zaman yani eleştirisini yapmadı. Böyle yaptım veya şöyle yaptım ondan oldu. Yani sessiz kaldı. Gelin hiç kendini savunmadı. Hep kaynanası konuştu. Gelin devamlı öyle durdu baktı yüzümüze. Yalnız madem evet, yarış. Hanımların yemeklerle ilgili söylediklerine az çok ben de katılıyorum. Söyledim zaten. Evet. Böreğin kendine evet sert olmuş. Kendini de kabul ediyorsun. Evet. Siz de Ayşe Hanım. Fakat pilavın harika olmuş. Afiyet olsun. Vallahi söylediğin çok lezzetli. Hani azıcık acılığı var ama bunun pişmesi biraz diri kalır bu. Yani pilavın içinde olması gerektiği gibi biraz salçası, domatesi yoğun olmalı. Biraz az koyuyor. Bembeyaz meyhane pilavı geliyor mesela, şaşırıyorum, olmaz. Böyle olmalı. Yani meyhane pilavı nasıl olacak dersen böyle olmalı. Eline sağlık. Ben çok beğendim pilavını. İşte biraz dalmayla ilgili ben pilav yemediğim şeyler için var. Bilmiyorum. Ben ya, de pilavı yemedim, yiyeyim. Pilavım kalacak. Ben beğendim, sizi bilmiyorum. Yanına saç kavurmayı getirsen. Ha dur, anne bir şey diyor. Ha. Şimdi... Ne getireceğini söyle, tatlı gel. Baklava gelmesin de şimdi. Evet. Yok, baklava değil de. Çünkü onu tutturman lazım ha. Kavurmayla şeyi tutturman lazım. Tamam. Cacını bana pilav unutma. Koyma bir daha. Ben tamam Serta. Tattım, söyledim pilavla ilgili. Cacık var çünkü saç kavurmayla ilgili. Onu yeriz artık. Pilavı yiyin lütfen ve tadın ve merak ediyorum. Ana yemekle yiyormuşuz gibi farz edelim. Geldi çünkü soğumasın tadın ben bence. Bende pilav yok şu anda. Pilavın güzel olmuş. Evet, beğenmişim. Eline sağlık. Emek vermişsin, uğraşmışsın tabii ki.
Yani güzel pilav. Tamam. Sen acı olmasına rağmen güzel. Evet. Afiyet olsun. Sen getir ana yemeği tatlım. Siz verecekseniz buyurun verin tabağınızı. Siz nasıl buldunuz pilavı? Ben de pilavı beğendim. Zaten beğendiniz severim. Mi? Evet, ben de severim. Sen nasıl buldun iki gözümün çiçeği? Tuzlu pilav. Evet. Tuzlu mu? Tuzlu mu? Hayır. Tüm. Bana göre tuzlu bu alanda. Katılmıyorum, yok. Tüm. Bana göre tuzlu. Yok. Evet, börek biraz tuzluydu ama bu pilav değil. Tuzlu değildi. Yok, tam kararında. Pilavın da tadına bakmamış ama bunu çok güzel tutturmuşsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Tamam, afiyet olsun. Veriyor muyuz? Evet. Verin ki saç kavurmaya geçelim. Ana yemeğe geçelim. Siz de verin isterseniz. Yemek tadına bakmadan da güzel yapılır. Mutfakta bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı denemesi gerekiyor. Bir çay kaşığına tuzunu atsan nasıl olur? Tatlı kaşığına atsam tuzun nasıl olur diye. Ayşe Hanım gelini savunurken bazen çok pasif, bazen de fazlasıyla hata geçti. Orta yolu pek bulamadı. Biraz daha azimli davranıp gelinini biraz daha fazla savunması gerekirdi bence. Bu dolma yediler, yarısı kaldı zaten. Beğenmedi, çok pişmişti. Hep heyecandan oldu. Yemeği bayağı bir karıştırdım. Çok bahane arıyorlar. Dolma eskiden çok pişmiş diyor. Biri çok yok, sert olmuş diyor. Ben işte bir de böreği hiç, ben böreği hiç beğenmediler onlar. Yani börek dinlendiği için biraz sert kaldı orada. Ben daha ne yapabilirim ki? Ramazan dolayı tam tuzuna bakamadım. Tuzu yok. Pini var diyor, tuzu var. Pini var, tuzu yok diyor. Bir şey rica edeceğim sizlerden. Geçen hafta da aynı konuşmayı yaptım ben. Mübarek Ramazan ayı içerisinde biliyorsunuz Ramazan ayı sadece aç kalmak değildir. Evet. İnsanlık vazifelerimizi, erdemlerimizi tekrar bize hatırlatan, sadece nefsimize değil dilimize de hakim olmamız gereken, anlayışın, hoşgörünün daha biraz ağır bastığı ve özen taşıdığı bir ay. Sevapların en güzellerinin işleneceği bir ay. Kalp kırmamak. Evet, biz bir yarışma programındayız. Sonunda da bir ödül var tabii ki. Bu çok önemli. Fakat ben birazcık puanlarınızda ve yorumlarınızda birazcık daha adaletli, vicdanlı, anlayışlı ve hoşgörülü olmanızı rica edeceğim. Ya hep öyle olmasını istiyorum. Ben her zaman da bunu söyleye dilimde tüy bitti. Ben bıktım. Kayınvalideler bıkmadılar. Yani şu ana kadar güzel gittik. Hiç kimse kırıcı bir şey söylemedi. Sonuçta olmayanı ben de sizlerle paylaşıyorum ve söylüyorum. Lütfen üç vermeyin. Bu hafta şu üçleri görmeyelim. Yani hiçbir nerede zaman görmeyelim. Nerede kaldı kavurma? Bak. Gördünüz mü? Tabaklar ne dersem diyeyim. Kayınvadeler kayınvadeliklerinden vazgeçmiyorlar. Bak ben ne diyorum? Nerede kaldı kavurma? Hani hoşgörü, hani anlayış? Servis gerçekten ama çok ağır oluyor servis. Yani ağır olmuş olsa bu kadar yetiştirmez. Evet, bir yandan da öyle bir yani, şey var. Tamam da yetiştirmez ama servisi çok şey. Bak şimdi bekliyoruz. Servis ağır değil anca canım anca. Bekliyoruz işte ağır. Bir de içecek hiçbir şey yok masada. Hani ne şey var, ne meyve suyu var. Hepsi de var, hepsi de var. Tamam da niye masalara koyun ama. O ne zaman herkes ki pilavı... Herkes ne isterse onu ikram edecek. Anam ben size ikram edeyim, ne içmek isterseniz. Aa, yok yok siz elemeyin. Hayır. Ya o ne zamanki meyhane pilavını ara yemek tabağına koydu o biraz karıştı onda. O karıştı. Evet, evet. Sağ ol canım. Bizlik bir şey yok o ya zaman kendi karıştı yani bu yemekler ana yemek şey yemek. İçecekler de yok. Hani içim de yandı bugün orucum. Evet herkes. Selda hadi kızım. Su var bak su var su içebilirsin. Ama ben hani bu oruçtan çıkınca da olsun. Atıklı şey şeyleri daha çok seviyorum. Anam yarın sizin gelinlerde göreceğim. Limonada var mıdır ayran bir şey siz kavurmanın yanına? Siz konuşun bugün Allah size benim vermiş. Benim gelinimin daha tas oldu mu sen de söyle kardeşim burası yok, şey. Yok yok ben size hiçbir şey demiyorum. Bacım. Allah'ım. Sen söyleyeceksin sen de söyle. Evet. Ben sana söylemedim mi? Benim gelinime de sen de söyleyeceksin. Kayınvalideleri ya da içecek bir şeyler. Hem geç geliyordu hem de servisi düzenli yapamadı. Bekliyoruz ki servis gelecek, yiyeceğiz. İftar sofrasında bu kadar bekletilmez insanlar. Servis biraz ağırdı. Daha hızlı olabilirdi, daha hızlı olması gerekirdi. Thank you.
minnacık. Anam kazan mı getirsin? Ne etsin? Allah aşkına. Bunun altına bir şey yok mu? Bir tabak sen daha koyulabilirdi yani. Bize. Hanımlar ne istiyorlar? Yalnız, sen de içecekleri getir kızım. Yalnız bakıyorum ki karşı tarafla ayır mı yaptın? Ne yaptın kızım evet. Sen? Karşı taraftaki kavurma daha çok mu? Benimki az mı? İçecek mi vereyim dengeli. Size? İçecek kim ne istiyor? Ayran, limonata var, kola var. Ben alabilirim. Benim pilavım nerede kaldı? Onu o pilav yememiş diye. Getir onun pilavını. Tamam içecekleri versin mi? Pilavı da getir. Ben kola içmeyeceğim. Tamam. Ne vereyim? Ayran içerim. Hayır. Ama hanımefendinin önce istersen pilavını getir o yemeğini tat. Tamam. Pilav istedi bir tanesi yemediği için. Şimdi tekrar istiyor benden. Hiçbir şeyden şey olmadım. Mesela ne bekliyordun? Vallahi hiçbir şey. Söyle bakayım ay, senin derdin ne? Ne şeyi servis güzel. Servis? Servis zaten karman çorman oldu. Biz ne yediğimizi değiştiğimizi evet. Bilemedik. Ya olabilir. Şimdi ana yemek hangisi olabilir. Oldu? Ana yemek bu. Saç kavurma. Ana yemek ama bu. Ama karıştı işte. Hepsi sen tacacıklar da getir. Sanırım ha. Tabaklar da karıştı. Karıştı ben onu. Tabaklar karıştı. Tabaklar karıştı. Ha. Sen herhalde başka tabağı yapacaktın. Cacıklar da getir kızım. Ne yapsın kız da şimdi şey oldu. Ya kızın da aklı karıştı olabilir. Kavurma geldiği zaman servis tabağında pilavla birlikte gelmesini beklemiştim açıkçası. Şöyle küçücük bir tabakta kavurma geldi. Bu yanlıştı. Dediğim gibi düzeltilmesi gereken, yapılması gerekenin dışındaydı. Kaynanası onu şey etmesi lazımdı. Uyarması lazımdı. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle için değil mi? Hadi o 8 senelik bir de yeni de değilmiş. 8 senelik evli yani hiç yoktan hiç mi misafir ağırlamadın evinde? Hiç mi bir şeye iftara çağırmadın misafir? Ya aklı niye karışıyor ki ya? Sanki diye sen... Sağ ol canım. Ya karışabilir canım ya. Ne olur sanki bu Kur'an ağzı bir tane şaşması. Normal olacak bir şey mi canım? Her şeyi hazırlanıyor. Önceden deniliyor bu ana yemeğim, bu şey yemeğim, şu... O deyip dur, yapılıyor yani. Listede ne veririm size? Bize önümüze o gelmesi lazım. Annenin cacını da ver. O geliyor zaten. Sadece sırası karıştı. Sırası karıştı yalnız. Ben de anlamadım. Ne oldu, ne olmadı. Dolma nedir, hangisi? Hanımefendi zaten ana yemekte bunlar vardı. Siz onları tadacaksınız. Abi. Bitecek. Biz sizin kadar şikayet etmiyoruz yani ki. Yani maşallah bak. Yemeğe gelmişiz. Harbe girmemişiz. Hele bir sakin. Ha şunu söylesen. Anneciğim bunu bana servis tabağında getirseydin kızım desen. Bileceğim de. Yani şu şekildeyken... Biz şikayet etsek tamam diyeceğim yani. Ama son şimdi bak kadar bana kadar ne geldi, siz yani. Ne yiyorsunuz ben orası yiyorum. Orası ayran istedi. Filiz Hanım pardon. Oldu mu? Pardon. Menü böyle mi? Menü böyle. Karışık, sen karışık yedin, ben karışık yedim, o karışık yedim. Artık geçti, ne yapalım? Kola alayım. Ablana da kola ver kızım. Sen niye gelin savunuyorsun? Gelin neden mi savunuyorum? Çünkü tezat düşebiliriz bazı konularda. Bazı şeyleri anlayışla karşılama gereği duymuş olabilirim. Yani olabilir. Bak şimdi bu... Biraz evvel Zuhal Hanım ne dedi? Ramazan ayındayız. İşte orucun bize verdiği etkilerden dolayı biraz daha anlayışlı davranın, yani, insaflı davranın vesaire. Onu da hesaba katmak lazım. Tabii yani. Adam mamaları bir dezavantaj tabii. Yani insan biraz sabırlı olacak. Bacım bismillah diyecek ki Allah sabrını versin. Tabii. Senin gelin canım. Sonuçta laf söyletmemek için uğraşacaksın tabii. Senin günün de gelecek. Tamam gelsin. He. Sen de söyle benim gelinime. Cacıkta ben söylemeye, ilk defa... Söyleyeceksin yanaklarını. Şey, dereotu evet, yedim dereotu. İlk defa. Koyarlar ya. Hayır, biz katlıyoruz. Ben ilk defa yiyorum gerçekten. Nihan Hanım, sizin orada dereotu yetişmiyor mu? Ben kıvırma. Güzel olmuş kızım, pişmiş. Yetişiyor, evet, her yerde yetişir dereotu. Ben de beğendim. Kavurma çok değil güzel pişmiş. Evet. Çok güzel, lokum gibi. Sen düdüklü de pişirdin değil mi bunu? Hmm. Sonra bir daha bir şeye koydun mu? Başka bir sosu. Şey de pişirmedin. Yok sadece evet. Kavurmuş. Vallahi çok lezzetli yapmış. Ama lezzetli olmuş. Değil mi? Evet. Bak bitirdi hanımefendiye zaten az kaldı. Geldi. İstiyorsa versin. Güzel güzel. Kavurma güzel olmuş. Bak güzel olunca nasıl yiyorum. Afiyet olsun. Çok yumuşak. Değil mi? Lokum gibi. Lokum gibi olmuş. Yani et sert olur normalde ama bu... Yumuşacık. Afiyet olsun. Bize başka neler söyleyebilirsiniz? Caca yağ koymadın mı? Buna caca? Evet açık yağ akıtmadın, gezdirmedin mi? Yok ya. Bu caca yağ gezdirilmez ki ama. Ya mideyi rahatsız eder ya. Ben seviyorum cacıkta yağ gerek yok. Ne gerek var? Ben ilk defa duydum ya. Evet. Bazıları koyuyoruz. Evet. Siz dereotunu da ilk defa gördünüz. Yani. Niye ilk defa göreceğiz ki ya? Dereotunu bilmeyen insan var. Siz galiba bu sofrada değilsiniz hanımefendi. Tamam da dereotunu bilmeyen var mı? Hanımefendi, tekrar ediyorum. Siz galiba bu sofrada değilsiniz.
Çünkü hanımefendi biraz evvel dedi ki ben bu cacığın içinde ilk defa dereotu görüyorum. Biz normal kaçırmayın, biraz dinleyin. Siz de benim gibi yakalarsınız. Tamam işte, yani öyle deyince hepimiz katılmış oluyoruz. Dereotunu biliyoruz. Ben size söylemedim ki yine burada değilsiniz. Siz de dereotunu da ilk defa duydunuz dedi. Ya da söyledi. Sevdacığım gel. Yemeğin çok güzel fakat niçin bu tabak? Evet. Niçin bu tabak? Çünkü meyhane pilavını unuttuğum için dedim bunlara katayım. O yüzden. O tabak oraya gitti. Evet, başka büyük tabağın? Yok. Anladım peki. Tamam. Evet, yemekle ilgili başka ne söyleyebilirsiniz Üzgün Hanım? Vallahi bu da çok tuzlu ya. Hep tuzu bana mı geliyor artık ben bilmiyorum ya. Tövbe estağfurullah, sanki torbayı boşaltmışız. Aynı tencerenin içinde senin de bana ayrı tuz atmadılar ya. Ama gerçekten tuzlu ya. Bilmiyorum benim damak zevkim oldu. Ben beğendim kavurmayı. Kız sana. Sabahtan beri her şeyin tuzu diyen Ayten Hanım bile kavurmanın tuzunu beğendi. Ya Ayten Hanım beğenebilir. Senin hepimizin şeyi bir değil ki. Senin ağız tadın başka, benimki başka. Hayır, onun için demedim. Siz beni yine dinlemiyorsunuz ama. Özgül Hanım, sabahtan beri her şeye tuzlu diyen Ayten Hanım bile bunu tuzlu bulmadı diyorum. Tuzlu olan şeylere tuzlu demediniz, tuttunuz kavurmaya tuzlu dediniz. Kızcağız güzel yapmış. Yapmış olabilir, benim için tuzlu. Güzel. Beğenmediniz mi? Beğenmedim ben. Bir tek tuzlu değil mi beğenmediniz? Evet. Sırf tuzundan hem dolayı. Hem tuzlu biraz da şey... Eti pişmiş mi, pişmemiş mi? Eti biraz hafif pişmiş, fazla ne pişmiş ne çiğ. Allah versen. Bu pişmişi nasıl bir şey oluyor? Aa, lokum gibi et. Hatta evet, bazıları fazla bile pişmiş. Allah Allah. Keskin sen ayrı ayrı mı yaptın ya? Ayrı Sevda sen ayrı mı yaptın kızım? Teyzenin tabağını ayrı mı pişirdin? Ne ettin? Ayrı pişmiş demek. Beğenmediniz. Bir tek siz beğenmediniz. Hepimiz çok beğendik. Çok güzel olmuş. Mesela bir tek küçücük bir eleştirme. Biraz adil olalım bu konuda. Gerçekten. Bu kavurma güzel olmuş. Benim ağız tadım değil. Ağız tadım demiyorum ki zaten. Bakın hepimiz bu kavurmayı tadıyoruz. Beğendiniz mi hanımefendi? Evet güzel. Yumuşak. Zuhal Hanım nasıl? Çok güzel. Sizce nasıl? Hadi seni kaynamasın diye. Bir iki ufak bir şey söyleyeceğim ama siz bitirin öyle. Yani hepimiz beğendik. Yani çoğunluğa karşı tek kaldınız. Evet, herkes beğendi. Bir tek naçizane eleştireyim. Birazcık baharatlarını, biberini falan filan yağda kavurmuşsun değil mi? Evet. Sanki bazıları fazla kavrulmuş böyle. Biraz acımış biraz. Aynen öyle. Hafif yanmış da. Baharatları evet. Birazcık. O kadarcık. Ama onun dışında her şey çok güzel. Afiyet hatta olsun. Ben saç kavurma yaparken dedim ki kuyruk yağı, özel yağ vardır bilirsiniz. Konulu koyacak mısınız? Ağır olur diye koymayacağım dedi. Ben o an endişelendim açıkçası. Ona söylemedim ama eyvah dedim. Nasıl şimdi kuru derler, saç kavurma böyle olmaz derler. Hani bunun yağı derler diye ama sen yağını falan çok güzel ayarlamışsın. Ayarlamış. Kavurmayı beğendik yani. Çok evet. Güzel. Kendi adıma koymuş. Eline sağlık. Ben de çok beğendim. Sadece işte birazcık şeyleri yanmış. Baharat fazla kaçmış. Saç kavurmayı ben beğenemedim ama herkes beğenebilir. Ben beğenemedim. Çünkü ben öyle kolay kolay beğenmem. Özgül Hanım, sofrada konuşulanlarla verdiği cevaplar birbirine örtüşmüyordu. Çünkü dinlemeden konuşuyordu. Aldığı bir kelimeden yola çıkarak hareket ediyordu. Bu yüzden biraz daha sofraya bağlı kalmalı, kişileri daha iyi dinlemeliydi. Meyhane pilavı nasıl buldunuz Özgül Hanım? Siz yeni tattınız çünkü. Meyhane pilavı güzel. O da tuzlu. Ha güzel mi? Yok bu güzel. Gerçek tuzu yok mu Allah'ına? Yok. Vallahi ben korkardım. sen niye beğenmedin şimdi ona neresinden? Hala sen bir anla tam kafama girsin. Ağzına aldığın zaman dereotu geliyor. Hiç salata, yoğurt şeyi gelmiyor. Tadı. İyi de sen ağzına almadın ki babacığım. Aldım. Az bir şey sanki numunelik zehirleneceğin gibi hayır, aldım. Hayır aldım, içtim. İki kaşık, üç kaşık yedim. Ay ne güzel söylüyor. Hayır yedim. Oh be, içim rahatladı. Özlenen kayınvalide modeli valla. Haftalardır neredeydin sen Ayşe abla? Vallahi ben üç kaşık aldım. Sen söyle ben senin peşinden geçerim. Bir şey yaptım. Bravo yani. Hepiniz çok tatlısınız da yorumlar süper. Gerçek öyle yani mesela yiyorsunuz anam. Zehir yok içinde. Yiyin. Hakkıyla yiyin, hakkını da verin. Affedersin, ama yok, yedim ucuyla... Ya güzel olunca ay, yedim bakanlar zaten onu anlamazsın bile. Ki. Ayten Hanım bitirdi ama anlamazsın, yok afiyet olsun. Kavurmayı bitirdim bu ben, yorum yapsa da benim için yanmaz. Beğendim. Anam bu ucuyla alıyor. Valla tuzluydu, yok tuzu yoktu. Kız bir hele bir ağzına gitsin, bir midene insin, ondan sonra tadını alırsın. Zaten hiçbir şey beğenmiyor. Ne verdiysem hepsine tuzu tuzu diyor. Başka bir şey demiyor. Ama diğeri gayet beğendiler. Kıvamını falan çok iyi pişmişti dediler. Ben bir şey demiyorum. Servisimiz zaten sıfır. Aa, o evet. Kadar mı? Sıfır servisimiz. Ama abartmayın ha, ne kadar oldu ki ne? Nasıl ne kadar oldu ya? Baksana saate. Niye bacım, teraviye mi gideceksin? Hocayı çağırayım mı? Zamanında yemem lazım ben bunu.
Altı üstü 5 dakika olmadı. Olur mu canım? 5 dakika ne 5 dakikası? 10 dakika geçti. 5 dakika bile olmadı. Geçti canım, geçti. Aa, bak saat baktım. Birazcık evet. Anlayamadık ama biraz zaman geçti. Geçti tabii ki arkadaşlar. Sevda hadi kızım. Ben geç kalmadım çünkü dondurmayı katıyorum. Onu doldurdum. Bence anca çünkü. Ben saate baktım. Sen saate baktın. Bak. Benim inada girme. Vallahi sen gününde ben ha böyle bir saat getiririm o zaman saati görürsünüz getir, siz. Getir canı sağ olsun getir. Duvar saati getirirmiş. Getir. Ha baklava gel. Getir. Ay. Aa yanmış bu ya. Bu ne ya? Hem çok küçük hem yanmış. Biraz yaktım baklava. Evet bayağı yanmış. Yaktın mı? Nasıl yandı? Fırında mı unuttun? Fırın yukarıda olduğu için gidip gelmem lazım. Kaynana ne yaptı? Sen onu yakarken. Göbek yaptı. Yardıma gelecek. Sen kaynanası olarak ona şey destek vermen lazımdı. Yakma kızım, fırına dikkat et, fırına bak. Şunu yap, bunu yap, uyarman lazımdı. Vallahi destek verdim, söyledim. Nasıl yaptın? Ama yukarı gidiyor, aşağı iniyor. Yukarıda fırın var. Şimdi yukarıda da bir mutfak kadar, varmış. Ha. İndi çıktı herhalde, o arada gitti. Galiba. Tüh, hay Allah. Gelin hanım bu baklavaya ne oldu böyle? Yandı dedi ya işte. Çok yanmış gelin ama. Gelin hanım bu baklava seni kavurur. Ayran var ya. Ne oldu ayran? Günü geçmiş. Bir saniye, ayranın tarihi geçmiş diyorlar. Getirin bir bakalım. Ayranın tadına bakar mısın? Sen de bakar mısın? Geçmemiş, niye biliyor musun? Bir bakalım, çok bir sıcak mısın? Ama içeride ben içtim. Çok sıcak olduğu için size öyle geliyor. Bak tarihi burada yazıyor. Yazıyor mu? Bakayım. Evet. Evet. 14'ün ayını 14'üne bitiyor. Aa kefir bu. Kefir. Aa onda. Karşılığını zannetmiyorum ama. Aa bana bir bardak getirsene, ben çok severim kefiri. Yok tarihi geçmemiş. Vallahi içerim. Evet. Ya zaten ayran olarak almadı ki, kefir olarak aldı yani. Kefir miydi, kesir miydi? Ayran dedi. Şimdi ayran demedin mi? Hu dönüşü yapma. Ya ayran demedi, siz yanlış anladınız. Ya ayran dedi ya, de. Ama değil daha. Bana dedi ki ayran istiyor musun, vereyim sana. Ya ki kefir çok sağlıklı ya, kefir içinde yani oluyor ya. Bu ayran tarihe geçti diyorlar. Sonra yok diyor kefir diye. Ben ayran olduğunu biliyorum çünkü dolaba katmadığım için çok sıcak ya. Tarih geçmiş diyorlar. Öyle bir şey yok ama. Ya hayır sen üstünde ben gördüm öyle aldım. Tarihine de baktım. Tarihinde boya var. Sıcaktan oldu. Başka bir şey yok. Ya ayranı geçelim de bu baklava çok hamur olmuş. Yanmış ben de yaptığım için yani. Ben yapıyorum çok güzel. Aynı tatlıcıların baklavası gibi oluyor ama. Bir gün geldiğimizde sizin de baklavanızı yemek isteriz. Vallahi işte uçağa başka zaman. En yanlış şey namur. Böylelikle beni salmış mı oluyorsunuz? Bir daha başka zaman nerede karşılaşacağız? Karşılaşırız hayatım. Vallahi çok güzel olmuş. Ne koydun gelin hanım sen bunun şeyini? Gerçekten. Ne koydun? Şey. Ceviz mi? Ceviz kattım evet. Ya ceviz hiç ceviz şey baklavanın ilk kısmı ceviz gözükmüyor mu? Ceviz gözükmüyor. Gözükmüyor değil mi? Sen de ben sana dedim cevizler tüm tüm koy. He. Ya. Herkese evet, baklavayla ilgili sıkıntı büyük. Evet, çok. Evet. Hem hamur olmuş, hem yanmış. Fırınım yukarıda olduğu için zaman kaybolabilir geldim. En sona sonunda yaptım vallahi. Bu baklavadan çok umutluydum. Hayal kırıklığına uğrattın beni tatlım. Çok da severiz tatlıyı ama baklava. Aynen. Ama tatlı sürekli, sürekli yapıyorum ben bunu da. İşte zaten menün çok ağır. Yani gayet normal böyle olması ama. Yani. Bunu önceden hesaplaman gerekirdi. Gerçekten menüsü çok ağır. Fırınım yukarıda ya o yüzden. Fırınlıkord olduğu için. Kırık. Mesela alarm falan kurun bence. Aynen. Baktınız fırında bir şeyiniz pişiyor. Doğru bir yukarı bir aşağı. O çok zor. Onu bildiğin için sen mesela bu evde yaşıyorsun. Hani yiyeceksin çıkacaksın. Bir alarm kuracaksın ya da kayınvaliden hatırlatacak. Gerçi söylemiş gerçi ama. Söyledim. Ya ben söyledim de. Peki artık fazla diyecek bir şey yok baklava ile ilgili. Zira puanlara geçmemiz lazım. Tamam. Buyurun efendim açık oynamadayız. Tatlıya, tatlı ve tatlılara hak veriyorum. Fırınım yukarıda olduğu için gidip gelmen de biraz şey oldu. O da biraz yandı. Ama saç kavurma bayağı çok beğendiler. Bir kişi tek beğenmedi, o da Özgür Han'ı beğenmedi. Habire tuzlu, tuzlu dedi, başka bir şey demedi. Halbuki diliyi çok beğendi. Meyhane pilavım çok çok güzeldi. Börekte evet, börekte biraz sıkıntı vardı, onu erken yaptığım için. O bayağı bir sert olmuştu. İki tane el açması ben açtım. Ben kaynardan yüksek puan bekliyorum. Hepsinden beşer beşer puan ben bekliyorum. Hatta yüksek bir puan olmasa da çünkü benim tatlım yandı. Evet, böreğim biraz sertti. Beş, hepsinden beş bekliyorum. Servis çok ağırdı ve kavurmadan başka bir şeyi beğenmedim. Doğruya dost doğru. Sadece pilavım da çok güzeldi. Bu
bu kıyafetle bizi karşılayacak durumda komşularını karşılamıyorsun kızım. Nasıl rahat hissediyorsa öyle giyinir. Ha bir de bandomuzu karşılama töreni de yoktu zaten. Vallahi tadı lezzeti gayet yerindeydi. Çok da güzeldi. Ha keşke meşkerlere zaten biz yolu bağlarsak Allah sonumuzu hayır etsin. Ama ben hakkını verdim gerçekten ona inanıyorum. Vicdanım vallahi haklı değildi. Haklı değildi. Bir de öyle demeyin yani bence. Haklı çok... değildi gerçekten değildi. Daha fazla verilebilir. Sofra düzeniniz yoktu. Bana ayran diye kefir verdiniz. Onu da karıştırdım. Daha da söyleyeyim mi? Doğru düzgün yemek yiyemedim burada. Karışık karışık getirdin. Zaten şeyi kavurmayı doğru düzgün sevmedim. Tuzlu. Aa ne demek sevmedin? Neresi tuzluydu be? Beğendik. O yanlış. Nere tuzluydu? Ay. Anam tuzluya tuzlu. Pilav? Tuzsuz diyorsun, tuzluya da tuzsuz diyorsun. Ben seni bir anlamadım tek, ha. Senin bir tek pilavını beğendim. Hanımlar şu anda ne yapmamız gerektiğini tam da bu esnada çok iyi biliyorsunuz. Puan vereceksiniz sevgili Sevda'ya. Buyursunlar alın puan tahtalarınızı elinize ve başlayın düşünmeye ve yazmaya lütfen. Hazırsa puanınızı yazabilirsiniz. Ayten'in puanını öğrenerek başlayacağız. Bekleyelim lütfen. Bekleyelim. Benim puanım 4. 4. Neden 4? Servis çok ağırdı ve kavurmadan başka bir şey beğenmedim. Doğruya dosdoğru. Sadece yani pilav da çok güzeldi. Pilav benim az tadıma çok tuzlu geldi bana. 4 gerçekten çok yani az. 2-3 tane el açmam vardı. Tamam el açma. Anlıyorum. El yani emek vardı. Var bunda. Fakat börek zaten kesilemedi bıçakla. Ya börek dilenci için zaten tuzluydu. Zaten. Çorbanıza gelince çorbanız katıydı. Ama çok kırmışsınız da... 6 puan birden. Yani çok. Doğru bunların hepsi olmayan aksayan şeylerdi ama çok kırmışsınız ya. O kadar da kırılmaz. Karşılamanız güzeldi, güler yüzdü ama bu kıyafetle bizi karşılayacak durumda komşularını karşılamıyorsun kızım. Dışarıdan misafir karşılıyorsun, uğurluyorsun. O yüzden benim puanım 4. Tamam da şimdi mesela kıyafet diyorsun da nasıl rahat hissediyorsa öyle giyinir. Ha bir de bandomuzu karşılama töreni de yoktu zaten. Yine de güzel karşıladı. Mesela ne yapması gerekiyordu? Yani ondan puan kırılmaz. Senin puan kıracağın sadece masayı yemeğine. Sen sadece yemeğine kırabilirsin. Evet, baklava yanmıştı doğru ama. Tamam bak onu ben de diyorum. Evet, yanmıştı. O olmamıştı. Yani. Ama gerisi gerçekten çok da güzeldi. Çok düşük. Peki bakalım Elmas Hanım kaç puan vermiş birazdan öğreneceğiz. Dört. Aa. İnsaf. İnsaf ana. Niye dört? Ya işte... Neye verdiniz bak, bu dördü? Ters dördü pilava verdim. Başka? Kavurma da güzel dediniz. İşte ona hakkını verdim yani. Gerçekten hakkını verdim. Yine de çok az. Yani... Yok az ara değil. Yemeği ama üç. Ama en düşük puan üç zaten. Üç yemek galiba. Yani. Hani, Ayşe tamam, yani gerçekten üç. Hakkını verdim. Emek vermiş kızımız. Yorulmuş. Emek vermiş yani ellerde bayağı da yani... Sağlık. Ama yani... İki tane el açmam baklava. Var yani. Tamam canım. Cacık, kuru dolma. Yani bayağı da yani menüsü gayet yani zengin bir tamam, menüydü. Tamam zengin menü ama hani keşke böreği yapmasaydı ağırlığı baklavaya verseydi. Yani sonra da diyecekti çoğu... keşke böreği yapaydı baklavayı bilmem hayır, neydi. Hayır yani çok yapıp da hani böyle yanma olunca işte yani olmuyor. Yani az yapsaydı keşke tadı lezzetini alsaydı. Yani ben vallahi tadı lezzeti gayet yerindeydi. Çok da güzeldi. Tadı lezzeti gayet yerindeydi. Ha keşke meşkerlere zaten biz yolu bağlarsak Allah sonumuzu hayır etsin. Ama ben hakkını verdim gerçekten ona inanıyorum vicdanım. Vallahi haklı değildi. Haklı değildi. Bir de öyle demeyin yani bence. Haklı değildi gerçekten değildi. Daha fazla verilebilirdi. Evet bakalım Özgün Hanım kaç vallahi bu aziz mübarek günde bu hak diyorsan daha diyecek lafım yok. Ben hiçbir şeyinizi beğenmedim. Söyledim ama beğenmedim. Şey, niye beğenmedi mesela? Söyledim yani beğenmedim. Hem tuzlu mu? Sofra düzeniniz yoktu. Bir.
İkincisi de bana ayran diye kefir verdiniz. Onu ben karıştırdım. Daha da söyleyeyim mi? Doğru düzgün yemek yiyemedim burada. Karışık karışık getirdin. Pilav geleceği yerde bilmem ne geldi. Tamam, kaç puan kırdınız o karışıklıkta? Tamam olabilir işte, karışıklıkta. Eksik var mıydı? Yedi yoktu. Evet, 7 puan kırdım. Hepsini, hepsinden birer tane düşseniz. El açmam vardı ama kuru dolma. Hadi birer tane düşelim bir saniye ya. Servisteki karışıklıktan evet. Gecikmeden düştünüz 1 puan. Evet. Yani. Evet. Baklava yenmişti, düştünüz. 2 puan. Evet. Yemekleri karıştırdın. Bunu söyledim. Servisteki karışıklıktan yemekleri bir puan karıştırdınız. Bak servis karışıklığından şey, bir puan. Baklavadan meyve suyu da şey, tamam, istiyoruz almış, istemiyoruz üç. Vermedi. Tamam kaldı 7. Evet düşelim. Zaten şeyi kavurmayı da uzun sevmedim. Tuzlu. Aa ne demek sevmedin? Neresi tuzluydu be? Nere tuzluydu? Anam tuzluya tuzlu. Tuzsuz diyorsun, tuzluya da tuzsuz diyorsun. Ben seni bir anlamadım tek, ha. Senin bir tek pilavınız beğendim. O. Başka hiçbir şeyini beğenmedim. Zaten şey cacığın şey doluydu. En azından pilavı o, beğendiyseniz onun puanını verseydiniz. Yani, efendim. Biraz siz yani vicdan ha vicdan. Evet. Hakikaten ya ben o kadar konuştum size. Üçleri görmek istemiyorum dediğim halde niye üç verdiniz? Vallahi ana ben seni hiç çözemedim. Bir de ben söylüyorum da şu müşteri görmeyeyim. Bir eksik bir şey yok ki. Karışıklık var olabilir. Yanmış bir şey olabilir. Olabilir. Ne ekersen onu biçersin bahçe. Sizinler de yaşayacaklar. Üçü görmek istemiyorum diyorum. Üç veriyor kaldırıp. Vallahi inanamıyorum yani. Bakalım Firuze Hanım'dan kaç puan gelecek. Ben 5 verdim. 5 puan. Teşekkür ederim. Diğerlerine göre daha makul bir puan. Yani. Çünkü yine kavurmasını ve pilavını çıktı. Beğendim. Ana yemek güzelse daha yüksek vermek lazım zaten. Serviste bazı karışıklıklar oldu. En azından yemeğini yetiştirmiş. Tabii. Hepsini yani, yetiştirmiş de eksiği aynen. Yoktu. Yani adil evet. Davranmaya çalıştım. Umarım öyle olmuştur. Bence puanlar en azından bu civarda olmalıydı. 5'ler 6'lar. Aynen. Yani ben de öyle düşünüyorum. 3 hele hiç çünkü olmadı. Hani 3'ün en düşük puan olduğunu varsayarsak. Yediğimiz bir şeyin tadını aldıysak en azından ek olarak onu da ekleyebilmeliydik ay, diye düşünüyorum. Siz yani daha kötü performans sergileyen birisiyle karşılaşırsanız kaç puan vereceksiniz merak ettim. Sayılanın benim cevap yok. Sıfır herhalde vereceksiniz. Burayı üçüncü. Bence sen bir böyle dur vicdanını iyice bir dinle. Bakayım o vicdan sana ne anlatıyor. Vicdan önemli. Evet çünkü peki, mübarek eline gidiyorum. Emeğine sağlık canım. Teşekkür ederiz. Allah kabul afiyet etsin. Afiyet olsun sağ olasın. Yani olabilir aksaklıklar ama olsun. Yarın kimdeyiz hayırlısı bu arada? Hayırlısı olsun. Bendeyiz. Evet yarın Elmas Hanımlar'da buluşacağız. Afiyet olsun hepinize. Eline sağlık. Şimdi ben sana puan vereceğim. Görüşmek üzere. Sevdacığım eline emeğine sağlık. Benim sana puanım 7. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.